Geldim. Evet arkadaşlar, dostlar, yoldaşlar, yine bir Demir Muhabbet programıyla beraberiz. Gündemin hızından dolayı çarşamba ve perşembe günleri canlı yayın yapıyoruz. Geçen Turgut Başkan'ı almıştık, Turgut Öker'i. Epey bir izleyici oldu, iyi tepkiler geldi. Herkese teşekkürler. Tabii bu hızı devam ettirmek için yani gündemin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde bu gündemi bizle beraber paylaşacak, bizi aydınlatacak, Türkiye'den özellikle Alevli olan saldırıları bize iyi bir şekilde anlatabilecek çok değerli bir yoldaşımı bugün konuk olarak alıyoruz. Erdal Yıldırım'ı. Erdal Yıldırım hocam buralarda biliyorum, yani çok paneline gittim. Alevi derneklerinde, farklı devrimci demokratların kurumlarındaki panellerine. Gerçekten yaşı ileri olmasına rağmen bir genç gibi anlatan, süreci bize aktaran, perspektifler sunan, aydınlatıcı bir insan. Bugün kendisiyle 4 kapı 40 makamı konuşacağız ve aynı zamanda ondan sonra son dönemdeki siyasal durumu, işte bizim içinde bulunduğumuz, sürekli bizi etkileyen haberleri bizle paylaşacak. Neler oluyor, neler bitiyor diyor da. Erdal Hocam, seni tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar. Yani öncelikle ben Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezi'ni izleyen bütün canları, dostları, yoldaşları, tanıyan, tanımayan herkesi sevgiyle kucaklıyorum, selamlıyorum. Ben Koçgiriliyim, öyle diyeyim. Biraz sonra Koçgiri ile ilgili konuşacağız. Koçgiriliyim. 8 yaşında İstanbul'a yerleştikten sonra ilk ortaokul, liseyi İstanbul'da bitirip Almanya'ya gittim. Almanya'da kısa bir dönem kaldıktan sonra 7 ay gibi Türkiye'ye döndük. Döndükten sonra 12 Eylül koşulları, yani 12 Eylül darbesi oldu, askeri faşist darbesi oldu. Daha sonra ülkede kalıp üniversiteyi bitirdim. Almanca bölümünden mezun oldum. Ancak öğretmenlik yapmadım. Özel sektörde çalıştım. 93 yılındaki Madımak katliamından sonra İstanbul Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin kurucularından birisi oldum. Hem Kadıköy Şubesi'nde hem de genel merkezde çeşitli aralarla yaklaşık 16-17 yıl yöneticilik yaptım. Son 7-8 yıldır da Avrupa'daki Alevi örgütlerinin, Alevi kültür merkezlerinin, federasyonların davetlisi olarak çeşitli Alevilikle ilgili, siyasal konularla ilgili, Dersim coğrafyasıyla, Kürt coğrafyasıyla, Koçgiri ile ilgili panel ve etkinliklere katıldım. Festivallere, konferanslara, kurultaylara katıldım. O arada daha önce yazmış olduğum çeşitli dergi, gazete, internet sayfalarındaki makalelerimden bir seçkiler yaptım. Çatlağını bulan yazılar olarak onu kitaplaştırdık. 2019'un Ekim'inde bu vesileyle anımsadım. Bütün okuyucu canlara, dostlara, yoldaşlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede şu an herhalde pek kitap kalmadı. Dağıtımcılarda belki birkaç tane vardır. Belki biraz sonra sen soracaksın ama şu an ikinci bir kitap çalışmam var. Şimdilik onu geçeyim ben. Birazcık konuşalım. Sohbet edelim. Sonra şeye göre, sohbetin tabii akışına göre konuşuruz. Efendim? Sen kaç yaşındasın? O kadınların mıydı yaşı sormadı? 62 yaşındayım. 62. Yani yaşını sorayım da ne, hangi tarihlere kadar geri gideyim, onu bir kendime göre bir netleştireyim. O açıdan soruyorum. Yani 62 yaşındayım yoldaş. Evet. Şimdi şimdi bu her tarafta konuşulan bir mesele. Hemen hemen tüm Alevi kurumlarında. Ama bu konuya böyle aydınlatıcı bir bakış açısı getirmiyorlar ve çok da tartışılmıyor. Cemlerde falan yapılıyordur muhakkak ama o da fazla olmuyor biliyorsunuz son dönemde. Bu 4 kapı 40 makam meselesini bize bir aydınlatırsan ondan sonra güncele doğru gideriz. Yani belki de aslında Alevilik
yolu, öğretisi, inancı, felsefesi konusunda belki de en can alıcı noktayı aslında seçmişsin. Bu anlamıyla seçiminden ötürü de seni kutluyorum. Çünkü Alevilik zaten dört kapı, 40 makam öğretisinin ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Yani onunla bürünmüştür. Dört kapı, 40 makamla oralarda eğitilen, kendini eğiten, kendini dara çeken, özünü dara çeken, ikrar veren, Alevilik kriterlerinin diğer gereklerini yerine getirenler ancak zaten Alevi olabilir, Alevice yaşayabilir ve ya da Alevilikle ilgili iddiada ya da düşünce ifade etmede şey yapabilir. Bu anlamıyla yani dört kapı, 40 makam belki de bu öğretinin en temel teorisi de aynı zamanda. Bu teoriyi aynı zamanda sosyal yaşam kuralları içerisinde öğreterek, öğrenerek, içselleştirerek de yaşama bakış açısı aslında duruşudur Alevilerin aynı zamanda. Kendini eğitmesidir insanın dört kapı, 40 makamda. Kendini bilmesidir, geliştirmesi, dönüştürmesidir. Aslına dönmesidir aslında. Kamil insandan kamil topluma ulaşılmasının ilkeleridir aslında Aleviler için dört kapı, 40 makam. Her kapının farklı ideolojik, sosyolojik, felsefi, simgesel anlamları da var. Onları biraz böyle sonra özet çok geçeriz. Bu konuyla ilgili pirlerin, kanaat önderlerinin olduğu yerde çok da bu konuya derinlemesine konuşmayı kendim için çok şey görmüyorum yani. Bu işin erbaplarına bunun önemli bir kısmını bırakmam lazım ama bunları da anlatmak lazım tabii ki. Bu dört temel element aslında üzerinden de şekillenen bir dört kapı, 40 makam var. Yani ateş, hava, su, toprak elementi. Aynı zamanda dört kapının her biri bir simgesi. Bu her dört kapının da 10 tane makamı var. Yani 10 tane kuralı var ya da ne bileyim ritüeli var ya da yapılması, öğrenilmesi gereken yanları var. Şimdi birinci kapı hukuk kapısı. Buna tabii eski inanç bazlı bakanların ya da sözcüğü şimdiki algıladığımız evrensel sözcüğe dönüştürmeyenler hani aşiret kapısı diyor ama bu hukuk kapısı. Birinci kapı. İkinci kapı yol kapısı. Ona da tarikat diyorlar şey. Evet. Üçüncü kapı marifet. Dördüncü kapı da hakikat kapısı. Şimdi hukuk kapısı işte hani giriş diyelim. Aleviliğe giriş aslında. Buna başlamadan önce aslında şunu söylemek lazım. Alevi sadece anne babanın ya da herhangi birisinin Alevi olmasıyla, ondan doğulmakla, onların çocuğu olmakla asla Alevilik bir kere olmaz. Bir kere buradan bir başlayalım. Yani soydan gelmesi durumunda bakmamamız lazım bu noktada diyor. Tabii yani şimdi artık çünkü biraz önce söylediğim gibi bu aslında yaşamla ilgili bir duruş. Yaşamı algılayış. Biraz sonra anlatacağız. Tanrı'yı algılayış, günlük sosyal ve toplumsal yaşam içerisindeki gereklere karşı duruş, onları algılayış, seziş, o ritüellere uygunluk kapsayan bir bütün olduğu için bu anlamıyla annemin babamın Alevi olmasıyla ben Alevi olmuyorum. Bunun bazı gerekleri var. Belli aşamalardan geçmek lazım. Önce bir kapılardan içeri girmek, o kapıların içerisindeki orada gerekli olan işte makamları öğrenip böyle ancak devam edince bir kere ikrar verip özünü dara çekip meydanda o yola talip olmayı, o yola ikrar vermeyi bir kere seçerek başlayabiliriz ancak bu şeye. Bu anlamıyla hukuk kapısının birinci kapının simgesi hava, toplumdaki kuralları, gelenekleri, öğrenme kapısıdır aslında.
edep ile, işte edep de eline, diline, beline sahip olmayının özeti gibi görebiliriz oradaki edep sözcüğünü. Etiği öğrenmek, ahlaklı olmayı öğrenmek ne yapar birey? Burada ikrar verir. Bir kere yola girilmek için o kapıdan içeri girer. İkrar verme kapısıdır o. Özünü dara çekmesi lazım ki öğrendiklerini de yaşama uygulaması lazım aynı zamanda. Bunu yaparken de işte pirin ya da rehberin öğütlerine, onun öğrettiklerine, yolun gereklerini öğrenir orada birinci olarak. Bunu yapar. O makamlardan bir tanesi diye söyleyelim onu. Her birinin hani 10 makamı var dedik ya. Bunu yaparken işte ailesine, çevresine, birlikte yaşadığı insanlara sevgiyle, saygıyla yaklaşmayı öğrenir orada. Doğaya, çevreye, ekosisteme, hayvanlara onları koruyup kollamak. Çünkü can olgusu, yani börtü böceği bile koruyan, onu bile kutsal sayan bir anlayış aynı zamanda öğretimiz biliyorsun. Bir başkasına ait olan herhangi bir eşyaya, emeğe dokunmamayı öğrenir orada. Toplumun değer yargılarına zarar, bilerek zarar vermemeyi öğrenir. Yani hatalar olabilir ama zarar vermemeyi de öğrenir orada. Yasaklanan çeşitli fiiller vardır. Ya da etik kurallarına, ahlak kurallarına ya da işte bizim bu anlattığımız değerlere uymayan çeşitli kurallar vardır. O kurallara riayet etmeyi ya da o kuralları tahrip etmemeyi öğrenir oralarda. Günlük yaşamda işte çalışkan olmayı öğrenir bir kere. Başarı için çalışmanın gerekli olduğunu öğrenir. Dürüst olmanın gerekli olduğunu öğrenir. Onurlu olmanın gerekli olduğunu görür. Yani şöyle sayarız. İşte aileye maddi manevi olarak katkı sağlamanın zorunluluğunu öğrenir. Gerekliliğini öğrenir. Fiziki ve manen de bir kere yani pak olmayı, pürü pak dediğimiz temiz olmayı vesaireyi öğrenir. Doğru konuşmayı, saygılı konuşmayı, sevecen konuşmayı, dedikodu yapmamayı ve yalan söylememeyi de hepsini, bütün bunları hukuk kapısında öğrenir. Bunları da dediğim gibi rehberin ya da pirinin öğrettikleriyle yolun gereklerini böyle öğrenir. Birinci kapı bu. Sonra yol kapısı dediğimiz, simgesi ateştir yol kapısının. Bu birinci kapıyı ve bu 40 makamda eğer diyelim ki onun gereklerini yerine getirirsek ancak ikinci kapıdan bahsedebiliriz. Ya da pir, talip ancak ya da birey ya da can ancak ikinci kapıya, o birinci kapıdaki o 10 makamı hakkıyla yerine getirdikten sonra, ona uygun bir yaşam ve düşünce tarzı sergiledikten sonra ancak geçebilir ikinci kapıya. İkinci kapıda, yol kapısında da edep ile ikrarla bağlanır oraya. Hani işte el, dil, erkan ve belin, yani o edepi tek tek açarsa, edepin e'si el, d'si dil, diğer e'si erkan ve b'si de bel. Bunu ikrar ceminde yapar birey, talip. İkrar ceminde sevmeyi öğrenir, sevgiyi öğrenir, aşkı öğrenir. Buradaki aşk hakka olan, hakikate olan, gerçeğe olan aşktır. Ne yapar? Bilimin ışığında, o aşkın ateşinde pişer, yanar, hani narına yanar. O ateşten bir gömlektir aslında bu yol. Hepimizin de bildiği gibi, öyle işte biraz önce onun için söyledim. Yani annem Alevi, babam Alevi vesaire ya da kimilerin söylediği secerem de var falan da olmuyor bu işler. Yani o ateşten gömleği giymeyi, onunla sınanmayı becerebilmek lazım. Hani demirden leblebi yer der ya, o demirden leblebi yiye yer, yani o ikrarın sonunda yer, o edeple yer, o edebin kurallarıyla yer. Serini meydana koyar, hani o dara çıkıp, o dara durup, özünü dara çektirmek, cemaatin o meydanın önünde
Bu herkesin hani yapabileceği de bir şey değil. Her o meydana giren de bunu da yapıyor da değil. Onu da bilelim. Yani bütün canlar dostlar da bilirler yani onu. Mürşide ikrar verir tabii ki talip, rehber, yol erkanına girer. Yola girerken de tabii en önemli bir diğer ritüel akla geliyor. Şimdi yola girerken mutlaka mistik anlamda müsahiplik ama siyasal anlamda yoldaşlık olan, yol arkadaşlığı olan müsahiple erkana girilir. Müsahipsiz o yol erkanına girilmez. Bir yanı yarım kalır, bir yanı eksik kalır. Bu anlamıyla pirin huzurunda, cemaatin önünde, o meydanda dört can, yani iki erkek müsahip, iki kadın can müsahip, dördü bir torbaya girer işte. Hani o biraz önce söylediğimiz ateşten gömleği giyer, sınanır, demirden leblebi yer ve de erkana girer, talip olur. Burada müsahiplik de görürüz yani biz ve Alevi inancının belki de olmazsa olmaz ritüellerinden, en başta gelenlerinden bir tanesidir. Birkaç ritüel daha var ama bu çok önemlidir. Bunun aynı anlamda sosyal, siyasal da bir anlamı vardır. Biz aynı zamanda siyasal anlamda, normal toplumsal yaşamda da yoldaşlık bağıyla birbirimize bağlananların ilişkisi çok daha güçlüdür. Yoldaşımız için işte serimizi de veririz. Yani o biraz önce söylediğimiz ateşten gömleği de giyeriz. Tarih bunun örnekleriyle doğrudur. Alevi inancının müsahiplik gibi birçok ritüeli de bu anlamıyla siyasal mücadele içerisinde bizim değer verdiğimiz, değer gördüğümüz ve de onları yapmaya, yaşatmaya çalıştığımız birçok değerle de örtüşüyor bu anlamıyla. Tabii bu yol kapısında işte hani el almak denilen bir şey vardır, el alır. Mürşidin öğütlerine, öğrettiklerine kulak verir, uyar, öyle diyelim. Temiz giyinmek, iyi yolda. Yani bütün bunlar aslında o sosyal yaşamda bahsettiğimiz günlük yaşamdaki aslında hoş görünen, güzel görünen, doğru görünen, erdemli görünen, onurlu görülen hareketleri biz bu anlamıyla bu yol kapısında görürüz. İşte hizmet etmeyi sevmek, haksızlıktan korkmak, haksızlık etmemek, umutsuzluğa düşmemek, ibret almak, örnek almak, ders çıkartmak, nimet dağıtmak, özünü fakir görmemek gibi böyle bir 10 kuralın da olduğu bir ikinci kapıdır. Bu anlamıyla dikkat edersen şu ana kadar sevgili yoldaş, bütün bu anlattıklarımız aslında günlük sosyal yaşamlarımızda, yani yaşadığımız hayatın içerisinde olması gereken, takdir edilebilecek, değer verilen de aslında edimler. İnsani yaşam biçimi aslında değil mi? İnsani aynen öyle. Bunlar, bütün bunlara sahip olan herkes için de hani biz onurlu, erdemli, dürüst ve duruşu sağlam deriz değil mi? Evet. Şimdi bütün bunlar da buna çarpar. Üçüncü kapı marifet kapısı, o simgesi su. Bu dört element çok önemli biliyorsun. Yani dört element. Ateş, su, hava, ateş, su, toprak. Evet. Marifet kapısının simgesi sudur. Bilimin kapısıdır. Karanlığı aydınlatan bir kapıdır. Sevgiyi sevdaya, aşka dönüştüren kapıdır. Marifetle. Kendini bilip tanımasıdır aslında, özünü bilmesidir. Hani biraz sonra sonunda geleceğimizi belki şimdi söyleyeyim. Yani vahdeti vücutsu aslında belki de hani epeyce bir yol kat etmiş oldu. Şimdi bu arada bu iki kapıdan sonra marifet kapısına gelince o can, birey bu kapıda hak ve hakikati öğrenir artık, öğrenmeye çalışır. Hakikati bilenler evrenin sırlarını da araştırmaya başlarlar. Marifetle beraber çeşitli bilgiler, ekstra bilgiler de öğrenmeye çalışırlar. Bu bildiklerini de bilince çıkarmaya çalışırlar. Yani edepli olmayı bir kere öğrenirler. Her kapıda vardır ama burada vardır. Bencillik, kin ve garezi bir kenara bırakırlar. Giderek aslında dikkat edersen bu onurlu duruş dediğimiz hani
erdemli duruş dediğimiz, kendini bilen, özünü bilen, insanı bilen, çevreyi seven, ekosisteme saygı duyan, börtü böceği bile hani seven, kucaklayan bir insan profiline ya da bir duruşa göre dikkat edersen gidiyor bu sıralamada. Giderek de zorlaşıyor. Doğanın bir parçası olduğunu da anlama dönemidir gibi. Yani kendisinin doğanın bir parçası olduğunu. Evet, yani mesela diyelim ki çeşitli konularla ilgili istemlerini sınırlamayı öğrenmeye başlıyor. Yani işte daha zengin olma ya da ne bileyim daha güzel olma, başka şeyleri bu. Buna şey pirler şey diyor işte perizi bilmek falan diyorlar yani. Perizkar falan olmak diye de bir şey var. Sabırı ve kanaat etmeyi de burada öğreniyor. Yani çünkü çevresine bakıyor, doğaya bakıyor. Bu doğada yaşanan olumsuz koşulları görüyor. Her açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, siyasal açıdan, etnisiste ya da inançsal açıdan çeşitli baskıların olduğu, kısıtlamaların olduğu, haksızlıkların, adaletsizliklerin olduğu bir yerde artık hem kendisi sabretmeyi, hem oraya da mevcut durumdan ötürü bir kanaat getirmeyi, ona göre nasıl bir tavır alacağını, nasıl bir duruş sergileyeceğini öğrenmeye başlar. Ne bileyim toplumda o utanma duygusunu öğrenir, cömertliği öğrenir, aynı zamanda paylaşımı da öğrenmeye başlar giderek. Hoşgörüyü öğrenir ve giderek arif olmaya başlar. Yani marifet kapısında ilim, irfanla beraber böyle bir sürece başlatır. Tabii şimdi bütün bu kapıdan geçtikten sonra da hakikat kapısı denilen belki de çok az kişinin canın ulaşabildiği, erişebildiği ya da oradan içeri girdikten sonra o sona ulaşabildiği kapı. Son evremiz oluyor. Son evremiz oluyor. Yani belki de işte evrenin varoluşunu da artık öğreneceğiz ya. Vahdeti vücutla vardan var olup hak ile hak olmak, gerçek kendisi olmayı, varlığın birliğine ulaşılan kapı olduğu için ya da son nokta olduğu için artık evet sona doğru diyelim ki gelen o kapı. Simgesi toprak şeyin, hakikat kapısının, sabır kapısı. Artık her konuyla ilgili, yaşamdaki, sosyal yaşamdaki bütün konularla, toplumsal konularla ilgili hem sabırlı olmayı, hem planlı olmayı, hem bilgili olmayı, arif olmayı, sevgi dolu olmayı, sır saklamayı da bilmeli ki bütün biliyorsun ki bütün bu kapıların her evresi aslında birer de sırdır. Yani bütün bu şeyler herkesin işte kapıyı çalıp girebileceği, oradan bir diğer kapıya geçebileceği bir şey değil. Öğreti değil bu. Ancak dediğim gibi her kapının içindeki makamların sırrına ulaştıktan sonra biz bir başka kapıya ulaşabilir. Oradan bu gideceğimiz vahdeti vücuta ulaşabileceğiz. Bu anlamıyla toprak tabii bereket aynı zamanda. Doğurganlık, güzellik. Bu anlamıyla da bu şey kapısı, hakikat kapısı olması belki de çok da böyle benzeş bir çağrışım da yapıyor. Temizleyen bir de toprak temizler yani. Yani evet, doğumu aynı zamanda ölümü, hani o vardan var olmayı sonra tekrar o devri daimi falan da çağrıştırdığı için böyle bir şey. Bu kapıya giren talip artık varlığın birliğine, vardan var olmaya, var olanın yok olamayacağını artık öğrenmeye başlıyor. Yani o artık gerçek o sırra yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor bu şeyde. Bunu da neyle öğreniyoruz, neyle biliyoruz? Devriyeyle. Yani evrenin nasıl var olduğunu, o ateş topundan, o patlamadan sonra yaşamın nasıl vücut bulduğunu, sonra hangi aşamalardan sonra yeniden o devriyeyle tekrar o döngüyü hazırladığını artık bu şeyde görebiliyoruz. Alevi inancına göre artık o Enel Hak dediği Allacı Mansur'dan bu yana, tabii onun öncesi de mutlaka vardır ama Enel Hak dediği o şeye,
düşünceye, o ideolojiye ulaşmanın artık son noktasıdır bu. Özünü öze bağlamak denilen, işte hak ile hakikatin sırrına evrilmek diye anlatılan bir noktadayız biz. İnsanı sevmek artık insan-ı kamile doğru giden bir süreçtir bu. Çünkü insanı sevmek de sadece işte seni seviyorumla değil ama insanı doğrusuyla yanlış bir yansıması olduğu için sevmektir. Gerçeği bilir. Artık gerçeği bilir. Birlik ve beraberliğe yönelir. İnsanı sever. Artık bu kapıda eğitim alanlar alçak gönüllü olmayı öğrenirler. Manayı bilirler. Biraz önce o bahsettiğimiz herkesin aslında işte bütün bu aşamalardan geçerek ancak onları içselleştirerek, özümseyerek ulaşabileceği manaya doğru gider. Hakkın sırrını öğrenir ve de tabii hakkın varlığına ulaşmak dediğimiz o vahdet-i vücuttan sonra yani kamil insan olmaktan sonra da bu dört kapının böylece bu on her birinde onar makamını falan söylemiş olduk ama zaten şimdi baştan söylediğimizi tekrar şey yapalım. Bütün bu aşamaların, bu dört kapı, kırk makamın aslında Aleviliğin bakış açısı işte. Bence sadece böyle bir özetleyebiliriz. Nedir bu? Kamil insan olmaya çalışmak, kamil insandan kamil topluma ulaşmak. Böylece de bu bakış ve bu duruş Aleviliğin de yaşama, canlıya, cansıza, varoluşa, her şeye aslında olan bir bakışıdır. Siyasal yaşamda da bu böyle, ekonomik yaşamda da, toplumsal yaşamda da, bütün alanlarda, yani hayatın sürdüğü her yerde ki duruşu aslında bu dört kapı kırk makam öğretisinden sonra ortaya konulan o duruştur yani ve bu anlamıyla yani işte kara doymayan sömürü çarkına karşı olan duruş da bu duruştur, öyle diyelim. Bunun tabii siyasal anlamdaki bahsettiğimiz anlamda, siyaset anlamındaki duruşuyla bu duruşların bir paralelliği vardır. Aynılığı ya da fazlalığı, azlığı demiyorum ama bir paralelliği de söz konusudur bu anlamda. Bir şey söyleyeceksin herhalde, sen de. Şimdi yavaş. Bu dört kapı, kırk makam iyi bir süreç, iyi bir evre. Yani insanı olgunlaştıran, bilgilendiren, yaşama hazırlayan, elbette bunun feodalizm döneminde dergahlarda yetişme tarzı olarak iyi bir şey. Yani insanlar okumuş, bilgin insanlar yaratmak, toplumu anlar, toplumu yönlendiren insanlar için oralarda yetiştirebilir. Günümüzde bu dört kapı, kırk makamı nasıl uygulayabiliriz? Vallahi şimdi aslında böyle bitirecektim ama şimdi bütün bu dört kapı ve kırk makamı ilk anda duyan çeşitli dostlar, yoldaşlar vesaire yani hani birazcık böyle küçümseyerek, birazcık da yani hani ne var bunda falan diyorlar ama bu hem inansal anlamda hem normal hani sıradan bir insanın yaşamında hem de siyasetle, politikayla uğraşan çeşitli hani iddiaları olan insanların aslında yaşamında birebir bu sözcükler, birebir bu aşamalar aynı olmayabilir. Ama insanım diyen kendisine, iyiden yanayım, doğrudan yanayım, güzelden yanayım, özgürlükten, eşitlikten yanayım, insandan yanayım, canlıdan yanayım, çevreyi korumaktan, ekosistemi korumaktan, börtü böceği bile sahiplenmeyi savunan bir insanın aslında olması gereken erdemleri bunlar. Bu anlamıyla evet Aleviliğin içinde bu dört kapı, kırk makamın bu öğretileri var ama bunlar bizim sen, ben, arkadaşlarımız, dostlarımız, canlarımız, yoldaşlarımızın da erdemliliği olarak zaten üzerlerinde bulunması gereken birer özellik, birer karakter. Şimdi
Bunu neye uygulayacağız? Şimdi tam onunla şey yapıyordum, iyi yerden yakaladı. Şimdi kara doymayan bir emperyalist sömürü sistemi var. 500 yıldır süren bu kapitalist emperyalist sömürü sistemine karşı bütün bu evrelerde anlattığımız gibi, yani yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, çalmamak, çırpmamak, yolsuzluk yapmamak, kötü söz söylememek, iftira etmemek üzerinden ve de mevcut bunların insanlar üzerinde kurmaya çalıştığı tahakküme karşı çıkmak, kamil olmaya çalışmak, bilgili olmaya çalışmak, arif olmaya çalışmak ve de bu sömürü düzeninin sona ermesi için de bir birlik, bütünlük ve dayanışma içinde olmak. Belki de günümüzdeki şeyi bu, anlamı bu olabilir. Yani biz iyi sahipleneceğiz, güzeli sahipleneceğiz, doğruyu sahipleneceğiz. Sömürüye, haksızlığa, zulme, eşitsizliğe karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yaparken de önce kendimizden başlayacağız, sonra ailemizden başlayacağız, sonra yakın çevremizden, eşimiz, dostumuz ve de toplumla ilgili yapacağız. Bunu yaptığımız vakit bunun adı hukuk kapısı, yol kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı olmayabilir. Ama bunun yolu işte insan olmanın belki de bir gereğidir. Bu yol zor bence de. Ya zor da şimdi yoldaş, yani hadi buralarda diyelim gene onun imkanları var. Yani derneklerimizde böyle bir süreç işletiriz ve inanç kuruluğu veya YK'lar önderliğinde bunu işletebiliriz, ama böyle girici, baskıcı, totaliter, İslam'ın dışında başkalarını inkar eden ve yok etmeye çalışan bir ülkede 4 kapı 40 makamı devrimci olmadan uygulama şansınız var mı orada? Aslında biraz önce onu söylemeye çalıştım. Yani biz o anlamda siyasetle uğraşanlar da, sıradan hani normal bir insan özelliği olanlar da bunu hani şey yapmalı, ama işte bunun belki de mistik bütün kuralları, bu biraz önce saydığımız daha da genişletilebilecek şeyler olabilir, ama bu 4 kapı 40 makamı ya da bu hani kamil topluma ulaşmayı, bu bütün bu ilkeleri de içinde barındıran bir davranış ve düşünce bütünlüğünden sonra da ulaşabiliriz. Yoksa senin söylediğin gibi, yani sömürünün, haksızlığın, zulmün bu kadar yoğun olduğu bu emperyalist kapitalist sistemde bu özelliklere sahip olmazsak bununla mücadele etmek de zaten şey yapmak. Çünkü buranın en önemli şey, önce kendini bileceksin, kendini tanıyacaksın, insanı tanıyacaksın, canı tanıyacaksın, canı seveceksin. Oradan ancak ondan sonra yaşama olan bakış açın, ona karşı politik duruşun, başka alanlardaki duruşun ona göre şey yapabilirsin. Devrimci olmak için de bütün bu erdemlere de sahip olmak lazım, ama devrimcilerde çoğunlukla da bu erdemler var tabii ki. Onda yani şu anlamda söylüyorum, yani bir dede, ana, yani pir gerçekten bu vasıfları yerine getirmesi için, yani cumartesi annelerinin yanında olması lazım, direnen işçilerin yanında olması lazım, sokağa çıkıp haykıran köylülerin yanında olması lazım. Doğal olarak bu 4 kapı 40 makamdan geçen zor, demin dediğin gibi ateşten gömlek giymek gibi bir şey gerçekten. Ama tabii ben senin bu bilgilerin için, bizi aydınlattığın için, bizi dinleyenlere aydınlattığın için teşekkürler. Şimdi bir gelenek yapmak istiyoruz. Her konuk aldığımız insanlara bir konu üzerinden tartışmak istiyoruz. O konuda bir aydınlatıcı açıklamadan sonra güncel siyasal meselelere girmek istiyoruz. Şimdi yoldaş, sen Koçgirlisin. Koçgiri'de katliamının 100. yılındayız. Geçen bizim Turgut Başkan'la da konuştuğumuzda, yani epey övdü. Gerçekten merak ettik, yani bu Koçgiriler ne yapıyor diye. Dedik bir çok iyi bir yoldaşımız var, yani gerçekten her yerde görünen. Hatta o yaşına rağmen kilo almayan, spor yapan, kitlelerle iç içe olan, yani kendine bakan ve toplumuna bakan bir insanımız var, bir araştırmacı yazarımız var. Erdal yoldaşı konuk alalım ve bu konuda bize bilgiler versin. Bizler de yani biz Koçgirli, yani Koçgirli olmak da gerekmiyor. Sonuçta insan olmak yeterli. Orada yaşananlara da
anlamak, burada kefensiz toprağa düşenleri anmak için illa Alevi de olmak gerekmiyor. İnsan olmak yeterli. Ama Koçgirilerin bu konuda ne yapıyor veya o sürece girer misin sana kalmış. Çünkü ben dinledim senden bir kere ama evlerinde misafir olduğumuz insanlara da bilgi vermek açısından bir girelim bu konulara. Girelim tabii ki. İşte yani 1920-21'de yaşanan o büyük katliamdan sonra diyelim, ama ben burada hemen bir parantez girmek istiyorum. Ben birazcık bu sunumu ya da algımı birazcık farklı olarak yansıtmak istiyorum. Şöyle ki, ya evet, bu ülkenin toprakları, Mezopotamya toprakları, Anadolu toprakları, hatta İran, Horasan'ın olduğu coğrafya ve dünyanın birçok yerinde tarihin çeşitli süreçlerinde büyük katliamlar, büyük soykırımlar, jenositler olmuş. Alevi toplumu da, Kürtler de, işte bu topraklarda yaşayan birçok halk da, Ermeniler, Süryaniler de birçok katliamı ve soykırımı yaşamışlar. Bunlardan bir tanesi de Koçgiri'de yaşananlar. Bütün bunları işte şeylere, tarihlere de sığmaz, böyle haftalara sığmaz dernekler vesaire falan da bunu yapar. Ama Koçgiri'yi belki de birkaç yönden ele almak lazım. Bir tanesi, Koçgiri sadece bir katliam edebiyatı üzerinden, anlatımı üzerinden algılanamaz. Bunu biraz sonra ne demek istediğimi söyleyeceğim. Zira Koçgiri sadece bir katliam gibi görürsek, yani katliamlar nasıl oluyor? Egemenler ya da egemenlerle işbirliği içinde olanların ya da herhangi bir grubun kendisi dışında düşman gördüğü bir grubu, toplumsal grubu, etnik grubu, inanç grubunu başka bir grup üzerinde toplu bir yok etmesinin eyleminin adı katliam. Koçgiri'de bunlar var mı? Var. İşte Maraş'ta da var, Madımak'ta da var, Çorum'da da var, başka birçok yerde. Dersim'de jenosit var, soykırım var, Ermeni soykırımı var, Rum Pontus katliam var. Ama bizim coğrafyamız için, özellikle de son 100 yıl için Koçgiri'nin bir başka özelliği var. Ve de bu aslında birazcık hak ettiği değerde sahiplenilmediği için farklı söylemek istiyorum dedim. Şimdi Koçgiri'de aslında diğer katliamlarda olmayan çok önemli bir şey var. Böyle sevgili canlar, yoldaşların birçoğu falan biliyordur bunu. Çünkü biz birbirimizi dinleyenler vesaire de sayılarımızı da biliyoruz, ama şöyle başlayalım. Şimdi Koçgiri'ye gelen süreci birkaç tane böyle başlıkla söyleyeyim ben. 1900'lerin başı, 1908'le beraber çeşitli dernekler kurulmaya başlıyor işte. Kürt dernekleri, Türk dernekleri, Ermeni dernekleri, Taşnak dernekleri vesaire. Çünkü 1900'lerin başında böyle Avrupa'da falan, Batı'da böyle esen bir özgürlük rüzgarları, millet olgusu üzerinden, ulus devlet modeli üzerinden çeşitli dernekleşmeler ve bağımsızlık hareketleri oluyor. Hatta o da 1912 ile 14 yıllar arasında işte bu topraklarda Osmanlı İmparatorluğu'nun o yıllarında Balkan Savaşları'na dönüşüyor. O Balkan Savaşları'nın sonucunda, o iki yıl süren savaşlardan sonra Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleri önemli ölçüde bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Millet anlamında, devlet anlamında bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve bu hakları ele geçiriyorlar. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu zaten yüzlerce yıl boyunca o yayılmacı, o işgalci gücünü artık süreç içerisinde, o muhteşem yüzyıllarda birçoğunu yitiriyor. Yani o zevki sefalarda, lale devirlerinde vesaire yitiriyor. O baskıcı, katliamcı idarenin ilelebet sürmesi zaten mümkün değil. Ve giderek daralan bir Osmanlı İmparatorluğu, sıkışan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Ama bu özgürlük hareketlerinin de, işte kapitalist sisteminin de artık sömürü çarkını kabullenmeyip, hani imparatorluğun vesaire orada
Macar İmparatorluğu, işte Alman İmparatorluğu vesairenin de şeyi var. İktidar savaşı, egemenlik savaşı, güç savaşları vesaire var. Bu yılların başında çeşitli dernekler kuruluyor. Bunlardan bir tanesi de Kürdistan Teali Cemiyeti. Kürt Teali Cemiyeti. Başka başka dernekler de var. İşte daha öncesi, biraz sonra bahsedeceğiz, İttihat ve Terakki Fırkası Cemiyeti vesaire dediğimiz o sürecin baş aktörlerinin olduğu süreç de var. O arada ne oluyor? İşte Birinci Dünya Emperyalist Paylaşım Savaşı oluyor. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri var. Bir savaş sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu'nun olduğu ittifak kaybediyor. Onun dışındaki güçlerle beraber çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Şimdi Koçgiri'ye giden süreçte aslında önemli noktalardan bir tanesi bu Kürt Teali Cemiyeti de bu rüzgardan, bu özgürlük, devlet, bağımsız devlet olma, ulus olmadan son derece doğru bir şekilde perspektifte besleniyor ve buna ilişkin de çeşitli dergiler çıkartıyor. Çeşitli toplantılar yapıyorlar, görüşmeler. Orada Ameli Teali cemiyetleri var. Evet. Ama Koçgiriler Kürt Teali, Ameli Teali cemiyetlerini kuruyorlar. Yani Kürt örgütlenme, Kürt işçi örgütlenmelerini kuruyorlar. Evet, ama yani şey var, işte İslamiyet'i isteyen, şeriatı isteyen Kürt cemiyetleri de var. Yani Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmasını isteyen ama aynı zamanda padişahlığa, hilafete de yakın olan dernekler de var. Tamamen Türkçü işte dernekler ve İttihat ve Terakki var. Ermeni dernekleri var. Var ha var bu arada şey, ama savaş bitiyor ve de savaşın bitiminde önemli iki tane anlaşma var. Bir tanesi 10 Ağustos 1900 Sevr Anlaşması 18'li. Diğeri de Mondros. Şimdi kaybeden devletlerle kazanan devletler Paris yakınlarında Sevr'de bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşma yaklaşık 413 ya da 53 maddelik bir anlaşma. Birkaç bölümden şey yapıyor. Şimdi Koçgiri ilgilendiren bölümü 62, 63 ve 64. maddeler. 62, 64 biz öyle anlatıyoruz. Tarihçiler de öyle anlatıyor. Şöyle bir şey var. Şimdi Anadolu topraklarında da çeşitli halklar var, çeşitli uluslar var ve bu topraklarda yüzlerce yıldır, hatta Osmanlı İmparatorluğu'nu kuranlardan daha önce olan kadim halklar var, Ermeniler var, Kürtler var. Bunlarla ilgili diyelim ki o anlaşmada da işte bu 62, 63 ve 64. maddeler var. Onlar ne? Onlar şu. İşte Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi diye tabir ettiğimiz bölgede 13 ili kapsayan, o kadar şimdiki kadar çok da il de yok yani, 13 ili kapsayan bir coğrafyada Ermenistan'ın güneyinden, işte Irak'ın kuzeyinde ve de Doğu Anadolu diye tabir ettiğimiz o bölgede bir Ermeni Cumhuriyeti kurulması 62. maddede olan bir şey. Ama şimdi bu Ermeni nüfusun olduğu bu illerde aynı zamanda önemli ölçüde, büyük oranda bazı illerde de Kürt nüfusu var. O işte 62'den sonraki maddelerde şöyle bir şey var. 63'te diyor ki şimdi Kürtler de hani bir bağımsızlık, özgürlük hakları var ya. Çünkü sonuçta orada işte Sırplar, Yugoslavlar, Bulgarlar, Romenler, Yunanlar vesaire başka ülkeler savaşın sonucunda o anlaşmayı yaparlarken Kürtlerle ilgili şöyle bir şey var. 3 kişilik bir komite oluşturuluyor. Bir Fransız, bir İngiliz ve bir İtalyan'dan oluşan. Bunlara 1 yıllık bir çalışma süresi biçiliyor. Onlar bir hani organizasyon ya da üst komite gibi olacaklar. Bu bahsedilen 13 ilin olduğu yerde ve o 1 yılın sonunda bu 13 ilde, yani bu bahsedilen coğrafyada eğer Kürtlerin, çünkü nüfus yoğunluğunun fazla olduğu iller var. Bunlar eğer bağımsız, özgür bir devlet talepleri olursa diyor Kürtlerin, o zaman
Milletler Cemiyeti bu anlaşmanın altına imza atanlardan bir tanesi Milletler Cemiyeti ve her iki taraf bunların bu bağımsızlık talebini kabul eder. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani Koçgiri'ye giden sürecin önemli bir tanesi bu. Tabii savaşın bitiminden sonra Kurtuluş Savaşı, ben ona Kuruluş Savaşı diyorum. Çünkü yani şurada batıda sadece birkaç Yunan tugayını işte bu İnönü Savaşları denilen yerin dışında herhangi bir Kurtuluş Savaşı falan göremiyoruz. Çanakkale 1915 işte 1-2 senelik süren ufak tefek çatışmalar var yani. Üstüne üstlük Anadolu'nun birçok coğrafyasında, Adana'da, Antep'te, şurada burada tamamen yerel güçlerin, hani çete diye tabir edilen güçlerin, kara yılanların, sütçü imamların vesairenin olduğu bir diyelim ki şey var. Hani orayı özgürleştirme var. Üstüne üstlük güney sınırları diye tabir ettiğimiz Irak ve Suriye sınırlarının ya da o coğrafyadaki o Kürt bölgelerinin ya da Suriye'de Irak'ın niye Fransızlar, İtalyanlar tarafından, İngilizler tarafından terk edildiğini de biliyoruz. Yani artık savaşın getirmiş olduğu zor koşullar var. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın sonunda darmadağın olmuş kendi ülkelerinin içerisinde açlık ve kıtlıklar var. Çünkü 4 yıl süren milyonlarca insanın katledildiği bir savaş süreci var. Ekonomi gitmiş, artık kamuyu halk isyan ediyor yöneticilere vesaire işte ve bunlar yani işte Hitler olsun, diğerleri olsun vesaire falan filan da imparatorluğu da çatırdıyor her taraftan. Aynı zamanda burada da, Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle. O yüzden de buna Kuruluş Savaşı diyorum ben. Ben böyle değerlendiriyorum. O araya bir tane parantez içinde T konulabilir şey yapanlar için. Şimdi tabii şeyin Anadolu'ya çıkışı da çok ilginç tabii ki. Mustafa Kemal'in ve oradan kuruluşa giden sürecin, öyle diyeyim. Artık bütün buralarda daha önce birkaç yıl önce ben ya da benim gibi diyelim ki aydın, yazar, araştırmacı, tarihçiler konuşurken bütün bunları bizim bize bağlayarak, yani bunu anlatanlara bağlayarak, hani yok ya işte bunun ne olduğu belli zaten, bu adamların hani kim oldukları belli, işte bu Kürttür, sosyalisttir, komünisttir, şudur budur bilmem nedir, onun için böyle söylüyor. Ama artık arşivlerle, belgelerle, dokümanlarla, hatta meclisin kendi arşivleriyle, yani bırakın başka arşivleri, bizzat bu ülkenin kuruluşunu sağlayanların devletin arşivinde de meydana çıkıyor. Niçin Samsun'a çıktı? Ama Samsun'a çıktıktan sonra buradan anlatılan da oradakinin biri olmadığı ve giderek artık Anadolu'da kurtarılabilecek bir hilafetin ve padişahlığın olmadığı görülüyor. O arada çok akıllıca, kendileri açısından gerçekten çok zekice ve çok akıllıca bir ulus devlet modeli üzerinden ancak bir kitlenin toplanabileceği, bir mücadelenin yürütülebileceği vesaire yapıyor. Bununla da ilgili de tabii bir iki tane önemli şey var. Şimdi bunu yaparken işte belki de Koçgiri'ye giden süreçlerin önemli kilometre taşları diyelim noktaları var. Mesela Amasya genelgesi var. Orada bir anlaşma yapılıyor. Çok ilginçtir. Mesela oradaki anlaşmada şöyle bir şey var sevgili Erkan. Hemen şöyle yanlış söylemeyeyim diye şey yapıyorum. Amasya protokolü var 20-22 Ekim 1919'da. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkılıyor. Samsun'a çıkıldıktan sonra aslında çıkması için nedenlerden bir tanesi Karadeniz bölgesinde Topal Osman ve çetelerinin Rum Pontuslar üzerindeki o katliamcı la ilgili yapılan şikayetlere müdahale etmek. Yani Osmanlı ordusunun bir subay olarak böyle bir görevlendirme var. Aynı zamanda artık her taraftan sıkıştırılmaya çalışılan padişahlık ve hilafeti Anadolu'da hani yeniden, çünkü değerini yitirmeye başlamış, güven kalmamış, halk fakirlik içerisinde çok kötü bir durumda. Bütün onu bir toparlama göreviyle oraya gönderildiği vakit hilafetin ayaklar üstüne dikme girişimi aslında. Tabii
Rum Pontuslara yapılan zulmü, katliamı önlemek üzere gidiyor ama ilk toplantısını ya da ilk görüşmesini de Topal Osmanlı'ya yapıyor. Bunu ben sen söylemiyoruz. Bunu bu devletin arşivleri söylüyor. Yani Topal Osmanlı. O da ilginç bir süreç tabii ki. Daha sonra bunu ne zaman yapıyor? Hemen Temmuz ayında, Mayıs'ta gidiyor ve Temmuz ayında bunu yapıyor. Sonra Ekim ayında Amasya'da bir protokol hazırlanıyor. Bir protokol. Bu protokolde kimler var ve ne var şimdi? Bu protokolde ikinci maddede önemli bir şey var, bir cümle var. Diyor ki, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu topraklarda bağımsızlık gelirse, bu topraklarda Türk ve Kürt Konfederasyonu kurulacak. Şimdi bu Amasya protokolünü imzalayan isimler var. Yani hani bu şey değil. Orada yüzeyim. Osmanlı Harbiye Nazırı var. Yani Harbiye Savaş şeyi var. Salih Paşa var. Heyeti temsiliyeden adamlar var. Kim? Mustafa Kemal var. Rauf Bey var. Bekir Sami Bey var. 5 protokol imzalanıyor bu arada. Kürtler de var bunun içinde. Karadeniz'in diyelim ya da o bölgenin işte yöresel önde gelen kanaat önderleri diyelim. Onlar da var. Şimdi buradan geçip hatta şöyle bir şey de var. Türkler ve Kürtler birlikte mücadele etmediler. İşte savaştan sonra ondan sonra savaş kazanırsa Kürtlere milli hakları verilecektir. Kürtlere gelişme serbestliği sağlanacaktır. Türk ve Kürt Konfederasyonu sağlanacaktır diyor. Şimdi buna şey yapanlar, itiraz edenlere ayrıca şunu da söyleyelim. Kaynak nutuk. Yani Mustafa Kemal'in nutuku. Amasya görüşmeleri bölümüne giren dostlarımız ya da izleyiciler, öyle diyelim. Aa böyle de değil, böyle de öğrenmedik diyenler gidip orada nutuktan bunu öğrenebilirler. Şimdi tabii fakat süreç böyle gelişmiyor. Yani bu sözler veriliyor, konuşuluyor ama kongrelerden sonra Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi süreçlerinde Kürt önderleri, Kürt aşiret reisleri diyelim ya da öyle anlatalım. Ankara'yla da ya da Ankara'yı temsilenle de ya da temsili heyetiye diyoruz yani heyeti temsiliyeyi de çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Ve bu görüşmelerde artık o savaş sonrası anlaşmanın gereği çeşitli şartların bir kısmının yerine gelmesi talepleri var. 3 tane belli başlı şey var, talep var. Şimdi birinci emperyalist paylaşım savaşına savaşa gitmeyen belli bir kesim var. Alevi Kürt Kıbrılaşlardan. Onların bir kısmı Koçgiri ağırlıklı falan içeri atılıyor diyelim ki zindanlarda. Bir kere diyorlar ki bu içeridekileri falan bir serbest bırakın yani. Hani savaş suçlusu diye içeri atılanlar var. Şartlar var. Tabii. İkinci bir şey var. Yani bu görüşmelerde bir özerklik talebi var. Bir otonom talebi var. Zira o bölgede yaşayan ya da o bölgede görev yapan Türk subayı, kaymakamı, bucak müdürü ya da başka işte devlet yetkilileri hem inanç noktasında hem de etnik noktasında farklı olduğu için de oranın halkı üzerinde bir düşmanca bir tavır sergileme, bir uzak tavır, sert tavır falan sergileme var. O yüzden de bu bölgelere işte vali de Kürt olsun, de, atıyorum bucak müdürü de ya da işte komutanı da, jandarma, karakolu da Kürt olsun diye bir talepler falan var. Ama bütün bu görüşmeler yapılırken bu insanlar bir şeyi görüyorlar. Durmadan bir oyalama taktiği güdüldüğünü, hani sürecin durmadan ötelendiğini ve ertelendiğini görüyorlar. Ve bunun üzerine Kürt aşiret reisleri, temsilcileri, Kürt kanaat önderleri 1920 başlarında bir şey yapıyorlar. Bir toplantı yapıyorlar Kangal'da, Yenicek kasabasında. Hüseyin Abdal Tekkesi'nde bir toplantı yapıyorlar. O toplantıya işte Alişer katılıyor, Mehmet Nuri Dersimi katılıyor, Alişan Bey, Haydar Bey, Azimet Bey, İzzet Bey, Naki Bey ve
Yüzbaşı Sadık var. Prejan aşiretinden bu Malatyalılardan daha sonra Koçgiri sürecinde geri çekilen Prejan aşiretleri var. Bunlar daha çok Koçgiri aşiret önderleri toplanıyorlar değil mi? Tabii tabii. Onlar var. Şimdi valla orada sevgili Erkan, hani Kürdistan Tali Cemiyeti dedik. Oradan bir bağımsız özellik vesaire falan filan çıkacaktı. Hani böyle bir çalışma vardı. Ne bileyim işte çeşitli yerlerde dernekler kurulacaktı. Diyarbakır'da, Van'da, Bitlis'te, Elazığ'da falan da ama birdenbire niye kesildiğiyle ilgili de benim sunabileceğim aslında bir şey var. 13 Temmuz 1919'da yani bu Amasya protokolünden hemen önce 7 tane Kürt aşiret reisine, onu da şöyle söyleyelim, Kuzey Kürdistan diye tabir ettiğimiz işte Kürt aşiret reisleri var. Kürt ve Şafi aşiret reisleri, öyle anlatalım. İsimlerini vesaire vereceğim şimdi yanlışlık olmasın diye. Onlara birer tane mektup gidiyor. Birer tane mektup gidiyor. Kime gidiyor mektup? Mutki aşireti reisi Hacı Musa Bey'e gidiyor. Bitlis Küfrevizade Şeyh Abdülbaki'ye, eski milletvekili Sadullah Efendi'ye, Şeyh Mahmut Efendi, bizim Şeyh Mahmut Berzenci olarak bildiğimiz şeyhe gidiyor. Norşinli Şeyh Ziyaettin'e, Garzandalı Cemil Çetobe'ye, Şırnaklı Abdurrahman Ağa'ya. 7 tane öne gelen, kanaat önderi, aşiret reisi olanlara birer tane mektup gidiyor. Kimden gidiyor? Ankara'dan. İşte Ankara'dan gidiyor. Osmanlı'da hile bitmez ya. Hakikaten bitmiyor. Tabii mektubun içeriğiyle ilgili hani çok böyle anormal bir şey yok. Bakın diyor, bu anlaşmalar var ya, bu işte Sevr Anlaşması vesaire diyor. Bak, Kürdistan topraklarını da Ermenistanlara veriyor. Yani Kürtler, Kürdistan, Ermenistan'ın ayakları altında kalacak. O yüzden de biz birlikte mücadele etmeyiz. Yani ondan bir müddet sonra da biliyorsun, biraz önce söyledim, Amasya genelge şeyi, protokolü var. Orada da buna benzer şeyler söylüyor işte. Kürtler, Türkler beraber konfederasyon kuracak bağımsızlıktan sonra falan filan. Fakat ne hikmet ise işte bu mektuplardan sonra Ankara ile olan bütün görüşmelerde, yani bütün iletişimlerde bahsettiğimiz Güneydoğu diye tabir ettiğimiz bu aşiretler ve o bölgenin aşiretlerinin hani sırra kadem basma deniyor ya, sırra kadem basıyorlar, ortada yoklar. Tabii o mektupların bu görülen kısmı diyelim, hani iceberg'in görülen kısmı, görülmeyen kısmında, konuşulan kısmında ne vardı falan filanı çok bilmiyorum. Yani birçok şey üretebiliriz biliyorsun, komple teorileri falan üretebiliriz ama ondan sonra hiç görüşmüyorlar. İşte o yüzden de Kangal'da, Yellice'de ve daha sonra biraz sonra işte Hozat'taki toplantılarda Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Kürt ve Şafi kökenli hiçbir temsilcisi yok. Destekte de yok. Onu da aslında birinci mecliste görüyoruz. Niye oldu? Görüyoruz. Birinci mecliste biliyorsun 72 tane Kürt milletvekili var. Bunların 6 tanesi de Dersim'di. Sen de iyi biliyorsun. 66 tanesi de işte bu bahsettiğimiz, hani diye söylediğimiz o mektupların muhakkak şey yaptığı, hani etkilerinin olduğu, hani yerlere gelmiş. Oraya gelmeden önce mesela Koçgiri Ameli Teali Derneği'nin yöneticileri şair, edebiyatçı, okumuş insanlardan oluşuyor. Yani orada aşiret ağalar. Dergiyi var, dergi çıkarıyorlar. O dergi düzenli basılıyor epeyce bir müddet. Yani onun altını çizelim. Şimdi aşiret ağaları derken bizdeki ağa anlayışı Dersim ve Koçgiri'de aynıdır. Zenginlikten gelmez, bilgiden gelir. Tabii tabii. Alişer Efendi derken onun efendiliği sadece bilginliğidir, alimliğidir bizim için. Onun sanatçılığıdır, şairliğidir, onun yiğitliğidir. Yani o anlamıyla şey değil, aşiret reisleri dediğimde de oradaki bu anladığımız hani feodal sistemdeki ağalıktan falan değil, temsilci kanaat önderi diyelim, öyle söyleyelim. Cümleyi ben de düzeltmiş olayım, keşke öyle dememiş olsaydım. Tabii süreç böyle olunca... Açıklayayım diye söyledim.
Evet. Ya şimdi tabii şey ilginç aslında, çok da böyle şeyin detayına girmemek lazım. Ben şimdi hani bu isyan sözcüğünden çıktım ya yola. Şimdi burada tabii evet işte bu Kangal öncesinde Yerlice Hüseyin Abdal Tekkesi öncesinde Sevr Antlaşması'na atıfta bulunularak ondan sonra bir özerklik, hani bir otonom, bir işte yerelde en azından yöneticilerinin kendisinden olduğu bir yönetim tarzı vesaire falan talebi var. Ama şimdi gelinen süreçte durmadan bütün bunların ötelendiği, bunların aslında olur diyerek ertelenmeye çalışıldığı ama aynı zamanda başka bir şey oluyor. Koçgiri coğrafyası batıdan ve de kuzeyden kuşatılmaya başlanıyor. İşte 4. orduyu merkez ordusu yapmaya başlıyorlar. Tokat'ta olan orduyu merkez ordusu oluyor. Ondan sonra bu Rum Pontus'larda ve Ermeni jenosidinde binlerce insanı katleden, yağmalayan, yakıp yıkan, taciz, tecavüz eden günümüzün selefist IŞİD çetelerinden hiçbir farkı olmayan Giresun alayları denilen 147. alaya çevrilen o alaylarda Koçgiri'yi işte merkez ordusu batıdan ve kuzeybatıdan, şeyde kuzeyden ve doğuya doğru, kuzeydoğuya doğru sarıp sarmalamaya başlıyor. Tabii bu durum üzerine diyelim ki kanaat önderleri, o dönemin önderleri, temsilcileri bir durum geliştirmek, ne yapılacağı şeklindeki bir durum geliştirmeye çalışıyorlar ve en başta söylediğim isyan ya da bağımsızlık, bağımsız bir devlet, bağımsız bir Kürdistan talebinin dile geldiği sürece geliyoruz. Bu inkar edilemez. Benim tek farklı düşünce tarzım, benim gibi birkaç kişinin de söylediğimiz bu. Çünkü bu yüzyıllık süreç boyunca bağımsızlık talebi dile gelmesi, bunun için bedeller ödenmiş olması, bundan asla hani o ikrarından vazgeçenler de var ama ikrarından vazgeçmeyenlerin bedeller ödemesi, yaşamlarıyla bunu ödemesi, Alişer Efendi ile Zarife Hanım'ın başlarının kesilerek öldürülmeleri, cezaevine düşenler, zindanlara düşenler, sürgüne gidenler, yüzlerce yaşamını yitiren insanlar ki bu daha sonraki süreçte Dersim'e sirayet ediyor, orada binlerce insanın toplu olarak yok edildiği jenosit sürecine gidiyor. Burada Hozat toplantısını görmezden gelemeyiz. Bak, bu çok önemli. Şimdi evet orada bir katliam var ama Hozat'ta ki toplantının maddelerini gördüğümüzde Koçgiri salt bir katliam oldu. Ah vah, o yüzden bak bütün Koçgiri kadınları 100 yıldır halen kara giyiyorlar, ağıt yakıyorlar falanla değerlendiremeyiz. Yanlış olan bir şey var. Koçgiri'nin bağımsız bir devlet, bağımsız bir Kürdistan için talebi var. Bu talep belki de şu gördüğümüz birkaç yüzyıllık süreç içerisindeki en önemli, en değerli, en öncel taleplerden bir tanesi. Bunu bağımsızlığı isteyen, ulus bilincine sahip, etnik kimliğine sahip, tarihine sahip olan hiç kimsenin inkar etmeyeceği bir süreç. Mesela ne diyor orada? Şimdi 15 Kasım 1920'de Hozat'ta, ondan önce çeşitli şeyler var. Ayak oyunları var, dalavererler var. İşte Alişan Bey'e, Refai'ye belediye başkanlığı, şeye Bucak Müdürlüğü veriliyor. Haydar Bey'e veriliyor. Ondan sonra ama Hozat'ta şu var. Birleşik bir Kürt devleti kurulması için ant içiliyor. Hani var ya bizim şeyde Zülfikar-ı Murtaza'ya geriden teller çektiler, biz uyumayız eşkiye denilen o Türkiye Evet. çağı. O başka bir şey. Onun hani eksik yanları, bilmem ne yanları var falan, doğru değerlendirilemeyen yanları falan var ama yemin ediliyor. Ant içiliyor. Birlikte olacağız. İşte 21 Nevroz'u bekleniyor. Kış bitecek, dağlarda karlar erimeye başlayacak. Ve bu süreçte yine de bu kanaat önderleri Ankara ile görüşmeleri yapılmasını, devam edilmesi lazım. Biz örgütleme çalışmalarımızı yapalım, hazırlık çalışmalarımızı yapalım. Ama eğer bu süreç halen olumsuz olarak dönecekse de o zaman artık yapacak da bir şey yok. Durmadan etrafı da biliyorsun çepeçevre sarıyorlar.
Ve o arada da tabii küçük ufak tefek çatışmalar çıkıyor. İşte Temmuz ayında Çulpali Karakolu basılıyor. Neden? Bir kadına tecavüz ediliyor. Aynen çok iyi bilirsin. Dersin soykırımında hani köprü yıkıldı da 33 asker öldürür vesaire başında aslında kadınlara tecavüz var biliyorsun. Aynı şey, aynı tezgah, aynı oyun Koçgiri'de de var. Ve işte Çulpali Karakolu basılıyor. Oradan bir diyelim ki durmadan silah sevkiyatı yapılıyor o bölgeye. Hani güya beraber yapacaklardı. Birçok şey var. Ondan sonra tam bir kıskaca alma, baskı altına alma politikaları güdülünce böyle fevri bazı çatışmalar da çıkıyor. Ama bu bence birer provokasyonun önceden hazırlanması. Günümüze yakın tarihlerde bu 2016'larda da buna yani herhangi bir hareket olgunlaşmadan bir provokasyonla onu öne çekerek güçsüz bir haldeyken bitirme noktası gibi bir şey. Evet, Koçgiri bu anlamıyla şimdi toparlayayım. Bir isyandır. Koçgiri bir özgürlük yeminidir. Onun üzerine biçimlenmiş olan, bağımsızlık için biçimlenmiş olan bir süreçtir. Ama bu süreç daha başlama evresindeyken, daha henüz organize olamamışken, daha henüz toparlanamamışken, gerekli koşullar sağlanamamışken, provokasyonlarla, çünkü her dönemde olduğu gibi orada başka bir şey devreye giriyor. İşte iç ihanet, ihanet devreye giriyor ve bu önder konumunda olan o biraz önce söylediğimiz aşiret temsilcilerinden birisi Murat Paşa, Hinyan aşiretin reisi, bütün bu süreçle ilgili Ankara ile işbirliği içerisinde ve Ankara her atılan adından haberdar olduğu için de o biraz önce bahsettiğim provokasyonlar yapılıyor. O provokasyonlarla oysa Hozat'ta ne deniyordu? Şu deniyordu. Kış koşulları bitecek. Eğer Nevroz'a kadar, Mart'a kadar, 21 Mart'a kadar eğer bu talepler yerine getirilmez ise o zaman bağımsız bir Kürdistan için birlikte savaşılacak deniyor. Hatta ordu sayıları veriliyor. Belki Mehmet Nuri Dersim ya da kaynaklar bunu birazcık hani abartılı falan söylemiş olabilirler. İşte 45 bin kişilik bir Dersim gücünden bahsediliyor biliyorsun ki onların 2500 kadarı da bile o kış koşullarında, o zor koşullarda yani o karlar daha erimeden iniyorlar biliyorsun. Munzur Dağları'ndan falan Kemah'a kadar falan geliyorlar. Ondan sonra ve bu arada başka bir şey de var. Biraz önce söylediğinde belki bazı arkadaşlar da izleyenler de soru işareti kalabilir. Bu maddelerden bir tanesi de Doğu ve Güneydoğu aşiretleriyle birlikte hareket edilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak diyor. Hani bir uzaklık var ya, bir mesafe var ya. O süreç yeniden şey yapılıyor. Fakat 16 Kasım işte 1920'de bundan hemen bir gün sonra biraz önce söyledim merkez ordusu kuruluyor. 25 Kasım'da Elazığ'dan Dersim'e bir ikna heyeti gönderiliyor biliyorsun. Ondan sonra o ikna heyeti gönderiliyor artık. Yani durmadan çünkü oyalama taktikleri vesaire var. O arada mebusluk rüşvetlerini de biliyorsun. İşte biraz önce bahsettiğim 66 tane Kürt, Şafi kökenli mebus, 6 tane Dersim mebusları Diyap Ahmet Çoğa, Kangoğlu, Ahmet Ramiz değil mi? Hasan Hayri çok ilginçtir. Hasan Hayri'nin sonraki idamı çok ilginçtir. Tarihi inceleyenlerin ibretle bunu değerlendirmesi ve bundan doğru dersler çıkarması gereken bir şey. Doğru mu? Yani silahını çekiyor herhalde Atatürk'e ama tutukluk yapıyor silah. Çekiyor ama geç çekiyor. Biliyorsun bu süreç yaşanırken mecliste yani biz Kürtlerin Türklerle falan herhangi bir sorunu yoktur diyor. Onlar işte Ali Şeh için, Zarife için, Mehmet Nuri Dersim'i, Haydar Bey, Alişan Bey'le için bunlar hani terörist tabii sözü yok da o an, hani bunlar eşkıyadır diyor falan filan diyor. Hatta Atatürk yerinden kalkıyor biliyorsun. Ayakta alkışlıyor onu falan filan. Ertesi gün o ve birkaç kişiyi daha böyle Kürt milli kıyafetleri falan giydiriyorlar. O fotoğraflarını çekip Lozan görüşmesine biliyorsun gönderiyorlar heyeti ki ya görüyorsunuz bak hani biz Kürtlerle falan hiçbir sorunumuz falan yoktur. Ortak duruyoruz. Tabii yani aynı süreçte bir başka şeyler de var. Tabii ne oluyor? Şimdi Sakallı Nurettin Paşa'dan birazcık bahsetmek lazım. Kısa kesin. Ben çünkü bu paneller biliyorsunuz uzun sürüyor.
Zamanımız var. Yani o, yani herkes de mutlu herhalde bizi izleyenler. Umarım. Yani tabii çok da uzun çarpmayayım. Birçoğunu zaten benim anlattıklarımı sevgili izleyenlerimizin hepsini derse biliyor ama hani zo diyenleri temizledik. Şimdi lo diyenler de diyen bir adam bu. Zo biliyorsun Ermeniler için yani 1,5 milyon bu toprakların kadim halklarından insanın yerinden yurdundan edildiği yollarda, dağlarda, vadilerde öldürüldüğü, evlerini, yurtlarını, çoluklarını, çocuklarını bırakıp gittikleri bir tarihin en büyük acılarını yaşadığı bir halkın tarihinden bahsederken işte Zo diyenleri temizledik. Şimdi ben Lo diyenleri köklerini temizleyeceğim diyen bir adama tutup Merkez Ordusu komutanlığı veriliyor. Keza aynı şekilde biraz önce söyledim. Ermeni jenosidinde, Rum Pontus katliamında oraları tarumar eden, yakıp yıkan, kelle kesen, mala, mülke, her şeye sahip çıkan, tecavüz eden, taciz eden bir Topal Osman'ı da Giresun alayları komutanı olarak Koçgiri'ye yapıyor. Ve ondan sonraki süreç tabii ki dediğim gibi hareket de henüz olgunlaşmadan, henüz o başlanan süreç, o kış koşulları olmadan 30 Ocak aslında tarihiyle başlayan süreçtir. 30 Ocak'tan itibaren aslında katliam emri verilmeye başlanıyor. Aynen nasıl ki 4 Mayıs Dersin Kartelesi kararnamesinden sonra savaş uçakları bombalamaya başlıyor. Aynı şekilde şeyinkinde 30 Ocak. Bizde bir tabii tartışma var. 6 Mart mı hani Koçgiri anması yoksa işte 30 Ocak mı yoksa Nisan ayı mı? Çünkü katliamın yaşandığı süreçler var ama bir takım dostlarımız 30 Ocak olarak bu işi söylüyorlar. Bir kısmı işte Nisan'da o büyük katliamın yaşandığı ve artık hareketin teslim olduğu ya da şey yaptığı süreci söylüyor. Böyle bir süreç yaşanıyor şimdi. Yüzlerce Koçgirli öldürülüyor, sürgüne gidenler oluyor. Büyük bir zulüm yaşanıyor orada. Yaşanan şeyler çok ilginç. Yani 20 bin insanın öldürüldüğü söyleniyor, doğru mu? He? 20 bin insanın öldürüldüğü söyleniyor. Ya yok, bizim tespit edebildiğimiz rakamlara göre 470 tane ismi belirlenen ölüm var ama işte birkaç yüz kişi de belirlenmeyenler ya da sürgüne gidip dönemeyenleri falan sayarsak böyle bir bine yakın insanın öldürüldüğü ama başka bir zulüm yaşanıyor. Yani Topal Osman ve Sakallı Nurettin Paşa Koçgiri coğrafyasını bir daha yaşanamayacak bir hale getiriyorlar. Yani evleri yakarak aynen düşün günümüzde Orta Doğu coğrafyasında bu IŞİD'lilerin, Selefilerin yaşattığı bir süreç gibi tacizler, tecavüzler, ormanlara, dağlara, mağaralara sığınan insanların bile yakılıp öldürüldüğü, katledildiği, hayvanlarının alınıp götürüldüğü. Yani Topal Osman 60 bin hayvan götürüyor Koçgiri coğrafyasında ve birkaç yıl o hayvanları satmak için Karadeniz'e hayvan girişini yasaklıyor bize. Peki bu mesela bu noktada aslında İbrahim Kaypakkaya'nın bir tespiti var. Yani diyor Rumları, Ermenileri, orada özellikle Koçgiri, yani o Kürtleri diyor, katlettiler diyor ve oradaki mallarına el koyarak diyor, tüm taşınır taşınmaz her şeylerine el koyarak diyor, palazlanan bir Türk milli burjuvazi yaratılmaya çalışıldı. Yani bizim malların, Ermenileri, Rumları ve azınlıkların katliamı gerçekleştiriliyor ve onların malları, hayvanları, bütün böyle altınları el koyularak bir burjuvazi yaratmaya çalışıyorlar. Bir palazlanan kesim yaratıyorlar. Tabii sadece Koçgiri'de de değil. Biliyorsun bu işte Ermeniler de Rum Pontuslar üzerinden hatta batıdaki Ege'deki Rumların ötelenmesi Yunanistan'a şeylerinden sonra da yaşanan bir şey ki Türk burjuvazisi zaten bunun üzerinden çarpıyor. Hepsinin tarihine baktığımız vakit o yıllara dayanıyor. Yani bu Koçların, Sabancıları başın, ne Eczacı başlarının vesairenin tarihine o büyük şeylere baktığımız vakit o süreç çıkıyor. Burada tabii başka bir şey daha söylemek lazım. Bu Sakallı Nurettin Paşa tarihte başka yansımaları var ya da ne bileyim etkileşimleri falan var.
1908'de Dersim'e yapılan sayısız sefer var ya, o seferlerin bir tanesi 1908'de İbrahim Paşa diye bir adam yapıyor. İşte Ovacık'ta biliyorsun Ova köylerini basıyor. Ovacıklar dağlara, ormanlara sığınıyorlar. Günlerce ablukadan sonra yüzlerce Ovacıklı, Dersimli orada ormanlarla beraber yakılarak öldürülüyor. İşte o İbrahim Paşa, bu sakallı Nurettin Paşa'nın babası. Arnavut İbrahim Paşa. Babası o. Daha ilginci, bunu da her yerde söylüyorum çünkü biz tarihi hakikaten doğru öğrenmemiz lazım. Doğru öğreneceğiz, doğru dersler çıkaracağız. Hiç kimsenin tarihiyle ilgili bir kin savaşı sürdürmek gibi derdi yok ama tarihini bilmeyenler de gelecekle ilgili doğru yol ve yöntemleri bulamıyorlar. Mesela 1937-38'deki Dersim soykırımının yani baş tetikçisi diyelim, baş tetikçisi General Abdullah Abdoğan kim? O da sakallı Nurettin Paşa'nın damadı. Yani bir 40 senelik ömür boyunca işte baba, oğul, damat olan Arnavut kökenli her üçünün de olduğu bir şeyde böyle bir Kürt, Kızılbaş, Zaza, Alevi katliamına şey yapar. Buna da tabii bakarken bir cümle söyleyeyim geçeyim. Aslında Osmanlı'nın bütün tarihi boyunca bunu görebiliyoruz sevgiler. Osmanlı'nın bütün tarihi boyunca baktığında hani ecdatlarımız dedikleri, ecdadım dedikleri bütün bu padişahların neredeyse annelerinin büyük bir kısmı ya da eşlerinin bir kısmının devşirme olduğu, bu beylerinin, sadrazamlarının neredeyse önemli bir kısmının devşirme olduğu ve bu devşirmelerin Anadolu'nun, Anadolu'da yaşayan oranın gerçek sahiplerine karşı inanılmaz bir düşmanlıkla eğitilip büyütüldükleri Pargalı İbrahimler, işte başkaları şu an çok uzatmak istemiyorum başka bir konu çünkü. Bütün bunlar bu devşirmeler, aynı devşirmeler biliyorsun ki Dersim'de işte Sabiha Gökçen'de vücut buluyor. Böyle bir süreçten sonra da birazcık bitireyim herhalde değil mi? Ya da senin şey yapacağın... Bitirme hocam. Şimdi şöyle diyeyim sana, yani Koçgirilerin yani sonuçta bir katliam, bir kırım yaşamışlar orada. Yani cana kıymışlar, can kırımı yaşanmış orada. Bunun etkileri mesela o dönem Kürdistan'ın böyle en temel fikirlerini ortaya atan bir bölgeden ne bir pozisyona geldik, nasıl bir pozisyondayız? Yani şu an belki iyidir ama yani nasıl bir süreçten geçtik, ona da bir değinebilirsen. Aslında tabii meseleyi sen açmışken bir iki başka perspektifi de izleyicilere sunalım diye şey yapıyorum. Tabii belki de tarihin trajedi olabilen noktalarından bir tanesi Dersim'dir. Biri de Koçgiri'dir. Şimdi biraz önce İbrahim'in doğru tespitleri, o doğru tarihi okuması üzerinden çıkardığı dersleri Koçgiri'ye ve Dersim'e, hatta Şeyh Said isyanına uygulamaya çalıştığımızda bugün bile halen birçoğumuzun yanıt veremediği, sorduğumuz sorulara yanıt alamadığımız aslında bir olgu yaşıyoruz. Şimdi ulusların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili çok ilginçtir mesela. Lenin 1916'larda bir makale yazar. O makale daha sonra ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının manifestosudur. Ve o makaleye istinaden Sovyetler Birliği diye tabir edilen o coğrafyada onlarca ulus özerkliğini ve özgürlüğünü kazanır. Evet. Ama aynı dönemde 1917 Ekim devriminden sonra Lenin ve Sovyetler Birliği Koçgiri'de yaşanan bu zulmü, bu kadar şeyi, şimdi bu zulmü derken belki de şey çok acı aslında, daldan dala geçeceğiz ama Koçgirilerin ya da Dersimlerin bir kısmının kendilerine hani sahip çıkma, biraz önce dedik ya, özünü dara çekme, özünü bilme, hani tarihine, inancına, öğretine, o özellikten yoksun olanların,
onu yapamayanlara bir şey söylüyorum. Ya bu zulüm, bu zulmü biz söylemiyoruz. Bu zulmü sadece Mehmet Nuri Dersim'i söylemiyor. Bu zulmü tarihçiler söylemiyor sadece. Bu zulmü bu devletle alıp veremedikleri falan söylemiyor. Bu zulmü bizzat devletin kendi görevlileri söylüyor. Mesela bu tarihte Ebu Bekir Hazım Tepeyran diye Sivas'ta o dönemde soykırım yani o katliam döneminde valilik yapan bir adam var. Adam kitap yazıyor. Anılarını yazıyor. Şöyle söylüyor. En sonunda bitiriyor. İşte 132 köy diyor. Savaşan düşman istihkamları gibi yakıldı, yıkıldı, yağmalandı, yüzlerce insan öldürüldü, mala, eşyaya el konuldu, tacizler, tecavüzler yaşandı, ormanlara sığınanlar bile ormanlarla beraber yakıldı diyor ve şöyle diyor, diyor ki bir de yazmadıklarım var diyor. Yazmadıklarım, yazamadıklarım, yazmak azabına tahammül ettiklerimden az değil. Aynen bak benzer bir şeyi biliyorsun Dersim soykırımı sürecinde Muhsin Batur o dönemde genç bir teğmen daha sonraki anılarında ne diyor? Dersim'le ilgili anlatırken diyor ki anılarımın bir kısmını yazamayacağım. Yani onlar yazılabilecek şeyler değil diyor orada yaşananlar için. Şimdi Koçgiri'de böyle bir vahşet yaşanmış. Bunun için de Koçgirili olanlar, ataları, dedeleri, babaları, soyları, bu zulmü görmüş olanların yani kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Bir tarihle, gerçekten kendileriyle, tarihleriyle, yaşananlarıyla, dedelerimizin yaşadıkları, atalarımızın yaşadıklarıyla, onlara reva görülenlerle bir yüzleşmemiz lazım, bir hesaplaşmamız lazım. Şöyle bir aynanın karşısına geçip biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nereden geldik, ne yapmamız demeleri lazım bu anlamıyla. Şimdi oradan işte deminki soruya devam edeyim. Çok ilginçtir. Aynı Sovyetler Birliği Dersim soykırımı sürecinde de Ankara hükümetinin yanında yer almıştı. Ben kendim bireysel olarak yani sen de işte biz sosyalist bir diyelim ki yapılanmadan da bu noktalara gelmiş insanlarız. Yani yaşamımızın belli dönemlerinde, belli yerlerde, kimileri zirvelerde olur, kimisi yamaçlarda, kimisi ovalarda. Hani işte biz ovalarda olanlar, o zirvedekilerin bir kısmına falan sorduk ya da uluslararası konjonktürdeki uluslararası sosyalist hareketin temsilcisi noktasında ya da onlar adına konuşanlara ben soruyorum gördüğüm her yerde. Yani ulusların kendi kaderlerini savunan sosyalistler, devrimciler, komünistler dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa, zulme, eşitsizliğe karşı haklı ve benim de sahip olduğum, onurla kucakladığım bu mücadeleyi sürdürenler, bu düşünceleri savunanlar, Koçgiri ile Dersim'le ilgili aradan geçen işte Koçgiri'de 100 yıl, öbür tarafta işte 80 küsur yıl, 84 yıl, 83 yıldan sonra bile ya nasıl birisi çıkıp da bu konuyla ilgili öz eleştiri vermez Erkan? Vermez. Vermiyor. Evet. Vermediği gibi saklıyor hala. Evet. Şimdi bugüne tabii ki ya ben şuna inanıyorum. Yani İbrahim Kaypakkaya o dönemle ilgili birçok konuyla ilgili de son derece doğru tespitleri var. Yani hakikaten çok farklı bir birisi. Ben şöyle bir şey anlatayım sana. 2018'de herhalde Almanya Wuppertal'da bir merkezi gece vardı İbrahim anmasıyla ilgili. Sevgili Muzaffer Oruçoğlu'nun orada söylediği bir cümle vardı. Çok dank etmişti bana. Yani güya İbrahim'i anlatıyordu. Dedi ki ne anlatayım ki ya? O dedi çok fazla. Bu aslında her şeyi anlatıyordu. O her şeyi anlatıyordu bana. Yani sayfalarca, saatlerce de konuşularak anlatılabilirdi. Yazılarak da anlatılabilirdi. Belgesellerle vesaire de ama söylediği o bir cümle yetiyordu. Dedi ki o çok farklı. Şimdi İbrahim gerçekten bu anlamıyla çok farklı. Yani ya da şöyle diyeyim sana. Şimdi yani Kaypakkaya Türk Alevi.
Yani ama Kürtlük var yani. Türken olarak. Kürt olarak. Var. Çok da önemli değil ama yani şöyle bir durum var. Yani o mentaliteyle Çorum'da yetişmiş, oradaki Alevi ritüellerine yetişmiş bir insan. Ve bu konulara hiç kayıtsız kalmıyor. Ne Dersim'e, ne Koçgiri'ye, ne de diğer katliamlara hiç kayıtsız kalmıyor. Niye bizim başka acımıza ortak olmalısınız? Dersim'de katletmişler, sonra bu daha yeni sürece geldiğinde Sivas'ta katletmişler, Madımak'ta, Maraş'ta, yani Çorum'da değil mi yani? Şimdi buna niye ortak olamıyorlar? Yani bizim acılarımız ortak değil mi? Şimdi ya iki şeyle anlatabilirim belki onu. İki şeyle açıklayabilirim. Bir tanesi belki de yani her iki kesim içinde geçerli olan bir şey. Senin bahsettiğin şeyde aidiyet duygusu, zaafı diye bir şey var. Ben bunu yani yıllardır söylüyorum, işlemeye de çalışıyorum. Özellikle Alevilerde aidiyet duygusu çok zayıf. Yani hakikaten böyle artık genler değişir ya veya başka bir özellik taşırsın ya, böyle bir şey. Çünkü bütün biraz önce söylediğim işte hani Koçgirli, Dersimlerin bir kısmı vesaire falan filan, onların bir kısmının kendi tarihlerine sahip çıkmamaları, öğrenmeye çalışmamaları, onun yerine başka kaynaklardan öğrenmeyi ya da onların söylediklerini yeğlemeyi, aslında bu aidiyet duygusu zaafına bağlıyorum. Şimdi bu kadar acıyı yaşayan toplumun bireyleri, torunları, evlatlarının bugün gerçekten senin de söylediğin gibi gösterdiği tavır inanılmaz. Yani bunu herhalde sosyologlar, psikologlar falan araştırmalı. Buna cevabı onlar falan verebilir. Ben çok rahatlıkla falan veremiyorum. Yani bu tarihle ilgili şöyle bir şey var. Yani bunu birçok yerde söyledim, yine söyleyeyim. Şimdi bir İngiliz tarihçi var, Arnold Toynbee. Adamın söylediği aslında belki de bizim bu konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz konuyu çok iyi anlatıyor. Arnold Toynbee diyor ki bir millet için, bir toplum için en büyük felaket onun tarihinin düşmanları tarafından yazılmasıdır. Şimdi Alevi tarihine baktığımız vakit, Kürt tarihine baktığımız vakit gerçekten bu tarihi ya düşmanlar yazmış ya resmi tarihçiler yazmış. Biliyorsun Cumhuriyet'in kuruluşuyla da beraber daha ondan öncesinden de işte Fuat Köprülü'lere birçok şeye görevler veriliyor. Bu tarihlerin yazılmasıyla ilgili, Alevi tarihinin yazılmasıyla ilgili. Yani Baha Saitlere, Talat Paşalara, Enver Paşalara, Teşkilat-ı Mahsusa, yani MİT'in ilk kurucuları falan filan çeşitli görevler şey yapıyorlar. Diyorlar Ziya Gökalp'e işte Kürt tarihini inceliyorlar. İşte Yusuf Akçora'ya Kürt tarihini yazıyorlar. İşte Fuat Köprülü'ye Alevi tarihini yazıyorlar. Ve bizim tarihimizle ilgili de var olan kaynaklar vesaire de önemli ölçüde ortadan kaldırılıyor. Az sayıda kaynak kalıyor. Şimdi bugün niçin sahip çıkmıyoruz? Bir tanesi bence bu. Bir kere hakikaten aidiyet duygusunun zaafı. Bu duygu eksikliği o kadar yoğun ben hissediyorum ki. Çünkü konuşup birebir sohbet ettiğinde bunu hani toplumda söyleyenler ya da utangaçça söyleyenler bir argümanla gelemiyorlar. Şimdi hani bir argümanla gelseler onun karşında konuşulur. Varsa belgesi, kanıtı, dökümanı, tarihsel bütün olgularıyla değerlendirilir. Ama bununla gelmiyorlar. Bu bir tanesi bence aidiyet duygusu. Bu aidiyet duygusu işte başka şekilde de yansıyor. Daima bir güce tapınma, gücün yanında yer alma, daha güçlünün, daha kuvvetlinin yanında yer almak gibi bir süreci işletiyor. Bu tabii bu önemli bir zaaf. Hakikaten de bizi daha uzun yıllar bu toplumun daha iyi yaşama koşullarına sahip çıkmasını özleyenler için de bu zorluk devam edecek. Bu anlamıyla bunu gören ve de bunu öne çıkaranlara binlerce selam olsun diyorum ben. Şimdi tabii bugün de aynı şeyler var. Buradan aslında bence bir sonuca gelelim sevgili Erkan. Yani eğer şimdi, arada başka bir şey sormayacaksan. Şimdi yani bu tarihsel bellek açısından
Birinci sorumu dört kapı, işte 40 makam, sonra koç gibi falan sohbet ettik. Aslında bugüne gelmek istiyorum bir de. Yani neler oluyor orada? Yoldaş neler oluyor? Yani Pir Sultan Abdal'a ve oradaki o kuruma müthiş bir saldırı var. Turgut Öker meselesi, HDP'liler bir yanda, işçi ve emekçiler her yerde yani çığlık atıyorlar gerçekten. Yani ne yapılması lazım? Yani nasıl bir araya gelinecek? Nasıl bir siyasal alternatif oluşturulacak? Yani biz bunlardan daha yetenekliyiz. Bizim yarattığımız değerler bunlardan bin kat daha değerli. Ne yapılması lazım? Bir süreci anlat, bir de ne yapılması lazım? Şimdi ya süreç aslında hepimizin birebir yaşadığı, aslında böyle damarlarımızda, hani sinirlerimizde, ruhumuzda hissettiğimiz kadar büyük acılarla geçen bir süreç. Yani özellikle bu son 20 yılda, bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca var da, ama son 20 yılda da gerçekten giderek katmerleşen, giderek tahammül edilemez bir duruma evrilen ve üstüne üstlük genel toplumsal yapının, genel siyasi yapının, genel yaşam koşullarının da orta çağ karanlığına doğru hızla götürüldüğü de bir süreç. Yani bunu asla bir abartı olarak, asla bir böyle olmayan bir şeyi falan söylemek için falan söylemiyorum. Mevcut durumu bizzat hissederek, bunu görerek, aslında izleyenler de izlemeyenler de, burada yaşayan herkes aslında hissediyor. Ama buradan bir çıkış yolu tabii ki şart. Şimdi özellikle bu son 18-20 yıllık süreç boyunca çeşitli toplum kesimleri belki de bu 100 yıllık sürecin en ağır bir dönemlerinde yaşıyor. Şimdi 12 Mart dönemlerinde ben 12-13 yaşında bir çocuktum. Çok az böyle hani kıyısından, kenarından vesaire biliyorum, ama 12 Eylül dönemini bizzat Ankara'daydım o yıl. O süreci yaşayan, bilen en azından birisiyim. Şimdi askeri darbelerin olduğu, adına askeri faşist darbe dönemleri dediğimiz dönemleri aratan bir süreçten geçiyoruz son yıllarda. Yani orada toplumsal yaşam üzerine çöreklenmeyen birçok karanlığa doğru götüren yasanın da hukuk anlamında, günlük yaşamda, ekonomik alanda uygulandığı bir süreci yaşıyor bu toplum ve giderek de her gün birazcık daha kötüye doğru gidiyor. Her gün birazcık daha, yani şunu konuşabiliyoruz burada. Diyelim ki demokrasiden yana, insan haklarından yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana, hani zor ya ama olur ya, diyelim ki bir iktidar gelse. Oldu ya öyle bir şey. Öyle bir sihirli şekilde. Ama bu bile, bu son 20 yılda bu toplumun, bu ülkenin değer yargılarını, çeşitli değer yargılarını, her açıdan yaşam koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasal, güncel, inanç anlamında diyelim ki inancını yaşayan toplumların yeniden 20 yıl öncesine hani dönüşü bile varsaysan, sanıyorum 50-60 yıllık falan bir süreç lazım. Bu kadar çok geriye itilen bir süreç. Evet. Yani bu o kadar hani basite alınabilecek bir süreç falan değil. Çünkü yoldaş, şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu selefistler, İslamistler kitaplarını oluştururken kılıçla oluşturdular. Kılıçla vurdular, kırdılar, her tarafı işgal ettiler. Bizim o dönemlerde elimizde asamız, sazımız, kitabımız vardı. Bilgiyle donatılıyorduk. Yani savaşımız hümanizmlendi. Ama gelinen aşamada kılıç dönemi bitti. Bilgi esastır. Yani sanat esastır, edebiyat esastır. Peki bu esaslı süreçte halen bu kılıcın peşinde gidenler bizi yönetip yok ediyorlarsa, yani buna karşı bir direngenlik nasıl ayaklar üstüne dikemiyoruz? Vallahi aslında kolay. Yani kolay ama yaşama uygulayabilmek, onu yani bu teoriyi pratiğe uygulamakta zorluklar yaşanıyor. Yani şimdi toplumun bütün bu bahsettiğimiz kesimleri var. Yani işte Aleviler, Kürtler, emekçiler, kadınlar, gençler,
ne bileyim sendikalar, çeşitli düşünsel ayrımı olanlar, LGBT'ler vesaire, bütün bunların aslında bu yaş bahsettiğim, biraz önce çizdiğim o fotoğrafın içerisinde kendilerinin birimiz biraz daha fazla, birimiz daha az bunu yaşamış olabiliriz. Hani çok böyle nicelik olarak falan farklılıklar var ama nitelik olarak mevcut bu egemen, bu ceberrut zihniyetten, bu tekçi zihniyetten, bu yok saymacı zihniyetten, öteleyen, ayrıştıran, hatta bölen bu zihniyetten aynı ölçüde aşağı yukarı muzdaribiz diyelim. Hani öyle bir sorun falan var. Şimdi buradan çıkış yolu çok basit. Yani bu güçler ne yapıp etmeli? Bir araya gelmeli. Öbür türlü tarih de bize gösteriyor ki asla mümkün olmuyor. Sadece bizim ülke bu toprakların tarihi de göstermiyor. Bütün bir dünya tarihi gösteriyor. Yani çeşitli ülkelerde yaşanan çeşitli toplumsal hareketler, devinimler, savaşlar, devrimler, ayaklanmalar, bütün bu süreci nasıl bir üst aşamaya, nasıl mutlu bir sona evrilebileceğini gösteriyor. Ama ne yazık ki burada da emperyalizmin böl parçala yönet politikalarını adeta hizmet eder politikaları üreten belli kesimler de var. Bu oradan şimdi özele gelirsek, şimdi tabii yıllar yılı yani başta Kürt hareketine yönelik, Kürt ulusuna yönelik, onların diyelim ki özgürlük mücadelesini verdiği güçlerine, her yeni demokrasiden yanaymış gibi gösterilen yasalar aslında hep daha geriye doğru giden bir süreç. Yani işte biraz önce onu söylemek istedim. 12 Eylül koşullarında yaşanan o askeri darbe sürecinden daha kötü bir toplumsal yaşamın tesiri. 3 kişi falan bir araya gidip ya hak istiyoruz, ya benim işte maaşım kesildi, işten çıkmak istemiyorum diyemiyor insanlar. Böyle bir hakikaten kötü bir süreç yaşanıyor. Şimdi burada bir araya gelmek var. Burada bir araya gelmek var. Dediğim gibi bunu yaparken devlet şu yolu her zaman olduğu gibi seçiyor. Önce en büyük güçleri, en öne çıkan güçleri, en hani önderlik edebilecek, kitleleri sürükleyebilecek ya da kitle yoğunluğu olan güçler üzerinde yapıyor. Bunu yaptı. Şimdi tabii burada belki de devletle birebir hani kavga, yumruk, savaşmayan ama var olduğu tarihten bu yana da muhalif olan önemli bir kesim var. Yani milyonlarca söylüyor. İşte rakamları belli değil. İşte kimisi bu ülkenin 1/3 diyor, kimisi 1/4, kimisi 10 milyon, 5 milyon denilen bir Aleviler var. Şimdi Aleviler bütün yaşadıkları tarihsel süreçlerdeki zorluklardan, haksızlıklardan, eşitsizliklerden, uğradıkları uygulamalardan ötürü hem o hem de biraz önce söylediğimiz hani kamil insana ulaşma hedefiyle olan bu düsturun, bu yolun, öğretinin de gereği daima iyiden yana, güzelden yana, doğrudan yana, ezilenden yana, zalime karşı çıkan bir çizgideler. Böyle bir düşünsel durumları var. Şimdi erki elinde bulunduranlar, egemenler bu kesimin muhalif kimliğini bir şekilde törpülemek, bir şekilde engellemek, onu en azından diz çöktürmek ya da sessiz kalmak noktasında da bir baskı sürecine başladı. İşte senin biraz önce söylediğin soru tam da bu. Yani çeşitli toplumsal kesimleri, siyasal kesimlerde süreç içerisinde onları işte zindanlara atarak, sürgünlere giderek, ondan sonra belli bir yıkımlara, tahribatlara, güçsüzlüklere sevk eden ya da onu organize eden iktidar son yıllarda en basit bir demokratik hak talebinde bile bulunan, inanç talebinde bulunan, cemevi talebinde, eşit yurttaş ya. Yani çok şey, en şey bu, eşit yurttaşlık istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani bana bir özellik tanı, bana bir ayrıcalık ver, farklı bir konum ver falan yok. Ben eşit yurttaş olmak istiyorum diyor. Bu ülkenin asli vatandaşıyım ben diyor vesaire. Benden vergiler alıyorsun, beni askere gönderiyorsun. Ondan sonra her türlü işte maaşından kesiyorsun falan filan ama bana ayrımcılık yapıyorsun, bölücülük yapıyorsun, öteliyorsun. Beni de bir yeni kalıba sokmaya çalışıyorsun. Yani sen Alevi değilsin, sen şusun, busun, Avrupa'dakilere Alisiz Alevilik, buradakilere bilmem ne. Bunu yaparken de yalnız başına da yapmıyorlar. Bunu yaparken
Dış destek de alıyorlar şimdi. İran'dan alıyorlar. İran Şiiliğinin son yıllardaki asimilasyon politikaları gerçekten çok korkunç. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı şey var. Şimdi burada öne çıkan çeşitli Alevi örgütlerinin de temsilcileri var. Doğal olarak şimdi önce bütün herkese, üyeye, sıradan insana şey yapmaktansa bu anlamıyla Avrupa Alevi örgütlüğü de 30 yıllık süreç boyunca hem ülke dışındaki ekonomik, demokratik, kültürel, sosyal hakların kazanımında hem de bu ülkede yaşananlarla ilgili son derece verimli, son derece fayda getirici bir faaliyet süreci yaşadı. Eksiklikleri, hataları vesaire vardır. Ama gerçekten hem kendi oldukları ülkelerde, işte Almanya'da hem de başka ülkelerde hem de bu ülke topraklarında yaşanan çeşitli haksızlıklarla ilgili bugüne kadar hatırı sayılır katkıları vardır ve burada sözcülük noktasında olanlara karşı da burada olduğu gibi oraya da müdahale ediliyor. İşte Turgut Öker bu anlamıyla yani evet ABK'nın onursal başkanıdır. Ama benim söylediğim şey var. Burada hedef Turgut Öker değil. Burada hedef Alevilik. Burada hedef Alevi örgütü yöneticileri. Burada şimdi konfederasyonun başkanlığını, genel başkanlığını yapmış, onursal başkanı olmuş. Gelmiş burada işte milletvekilliği seçilmiş, milletvekilliği elinden alınmış, bozulmuş seçim vesaire şu bu. Halen konuşmaya devam eden ve halen Alevi toplumunda belli bir yeri olan bu insan şey olmayabilirdi, Turgut Öker olmayabilirdi, başka birisi olabilirdi. Yani Hüseyin Mat olur, ne bileyim Erkan Karakaplan olur, bir başkası olur. Bak hiç şey değil ama burada asıl hedef Alevi örgütlüğüdür. Çünkü Alevi örgütlüğü var olduğu günden beri muhalif bir kimliktir. Ötelenen bir kimliktir, ötelenmeye çalışılandır. Bölücülüğe, ayrımcılığa tabi tutulan bir toplumdur. Bu anlamıyla bu anlayışın, bu zihniyetin düşmanca, kindarca yaklaştığı bir toplumdur. Onun temsilcilerine yönelik bir şey var. Mesela şimdi en son işte dündü değil mi? Dündü de herhalde evet. Turgut Başkan'ın mahkemesi vardı. Çok ilginç. 2012 yılında yani 9 sene öncesine gidip önce bir kere şey buluyorlar, suçlu buluyorlar. Suçlu Erkan diyorlar. Sonra Erkan bakalım bir şey işlemiş mi işlememiş mi onun şeyine bakıyorlar. Sosyal medyasına bakıyorlar, bilmem neye bakıyorlar. Ondan sonra 9 sene önce herhangi bir mitingde, herhangi bir etkinlikte. Kalkure'de bir mitingde. Yani evet biliyorum işte sosyal medya hesapları vesairede bakılarak yani suçludan bir suç türetmeye gidiyorlar. Üstüne üstlük aynı suçlamalarla ilgili daha önceki dönemlerde bir de davalar açıldı biliyorsun. İşte 11 ay 20'şer günlükler aldı, para cezalarına dönüştürüldü, yurt dışı yasakları aldı vesaire. Bu dava da onlardan bir tanesi. Bizim dün gördüğümüz yalnız şöyle bir şey var. Yani bunların düşmanlığı Alevi düşmanlığı. Bunların düşmanlığı Alevi örgütü, Alevi toplumu düşmanlığı ve bunu bir mahkemeyle vesaire de falan da sonlandıracak bir durum falan yok. Yani diyelim hatta, ki Turgut Öker'e şöyle diyebiliriz. Erdal abim şöyle diyebiliriz. Bunların en çok zoruna giden ve düşmanlık ettikleri Alevilerin hak kazanma mücadelesi. Aynen. Yani Turgut Öker'i mahkum edebilirler. Anlatabiliyor muyum? Tutuklayabilirler. Ona ceza verebilirler. Ama bu bitmiyor ki. Yani Turgut Öker var, çıktı, konuştu, böyle dedi, şöyle söyledi. Burada beni protesto etti, orada bilmem ne kınama yaptı, ben bunu içeri atayım da falan olmuyor. O zaman başkaları gelecek devreye. İşte devreye de girdi zaten daha önceki süreçlerde biz bunu gördük. Şimdi bundan yıllarca önce İstanbul Sarıyer'de Pir Sultan Abdal Şubesi'ne güvenlik güçleri bir baskın yaptı. Baskında cemevinin koridorları içerisinde ondan sonra adab kurallarına aykırı bir şekilde duvarlara diyelim ki işediler. Buna karşı çıktı diye, bunu protesto etti diye, bunu her platformda teşhir etti diye şube başkanı Zeynep Yıldırım'ı içeri attılar. Aylarca yattı içeride. Şimdi hala mahkemesi devam ediyor. Şimdi burada Alevi örgütü temsiliyeti üzerinden, kimse oradaki temsiliyeti üzerinden o örgütlüğe, o inanca, o yola, öğretiye olan bir saldırı bu. Böyle bakmak lazım. Bunun dışında
Bir bakıyorsun ki şimdi 2011 yılında İstanbul Sultan Gazi'de bir cemevi yapılıyor. Gecekondu bölgesi orası. İşin ilginç yanı aynı parsele cami, halk eğitim merkezi ve karakolda yapılıyor. Hani bir tarla, parsel düşün vesaire. Bir köşe işte bir cemevi yapılıyor. Oraya cami yapılıyor. Oraya halk eğitim merkezi. Oraya karakol kuruluyor. 2011 yılında bu yapılıyor. Yıllar sonra AKP belediyeleri şuyu buyu davalar açıyorlar. İmara aykırı bina yapmaktan ve de çevre kirliliğine neden olmaktan. Şimdi çok ilginç, İstanbul gibi bir metropolde ben yani 8 yaşından beri burada yaşıyorum. Neredeyse bu şehrin %70'i bu bahsettikleri imar mevzuatına aykırı bir yapılanma. Yani gece konduların olduğu, iskanların alınmadığı, kat mülkiyetlerin, irtifaların olmadığı falan filan bir yerde bulabilir. Şimdi aynı parsel üzerinde düşün, yani şu masanın üstündeki bölük parçayı düşün. Oradaki camide imara aykırılık yok. Yok, oralarda yok. Karakolda yok, halk eğitim merkezinde yok ama cemevinde var. Ve çevre kirliliği diyorlar değil mi? Tabii çevre kirliliği. Şimdi bu aşağılayıcı bir şey, anlatabiliyor muyum? Bak, çevre kirliliğine sebebiyet vermek. Yani cemevi çevre kirliliğine böyle bir imajla bakıyorlar. Biraz önce söyledim, o kindar ve de düşmanca tavır orada ortaya çıkıyor, anlatabiliyor muyum? Şimdi Diyarbakır Pir Sultan'a yıllardır bir şey yapamadılar. Kayyum atamaya çalıştılar. Kayyum da Diyarbakır Belediye Başkanı'na değişti. Kayyum atamaya çalıştılar. Dediler ki geçmiş dönemde belediye burayla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin hani o cemevi yapımında yasal olmayan işlemler yapmış ve kayyum orayı yıkmak istedi. Onu beceremediler. Ama iki seneyi aşkın süredir elektrik vermiyorlar. Düşünebiliyor musun? Elektriği kesiyorlar. Yani bunun elektrik faturasının ödenip ödenmemesiyle bir ilgisi yok. Şimdi birisi çıkıp şak diye o paraları verse başka bir şey bulacaklar. Orada asıl hedef orada cemevi olması. Orada olması, cemevinde de muhalif kimliğin olması, Alevi kimliğinin olması, öğretinin olması. Devam ediyor. Şimdi Malatya Pir Sultan Şubesi yarın şube başkanı ve de Latife Ulutaşcan ile yöneticiler yarın mahkemeye çıkacaklar. Malatya kaçıncı mahkemede? İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak. Şimdi bunların şeyi de çok ilginç. Sevgili ekran. Mesela ben aradım şeyi, Latife Can'ı. Dedim ki yani iddianame ne? Şimdi o söyledikçe insanın şok geçirmemesi mümkün değil. Şimdi 12 Eylül döneminde idam edilen devrimciler var. Veysel Güney de bunlardan bir tanesi. 12 Eylül döneminde kaybedilen insanlar var. İşte Gaffar, Afşar, Yalçın, Aslan gibi kaybedilenler var, biliyorsun. Latife Can dedi ki biz Veysel Güney'i ölüm yıl dönümünde, yani idam edildiği tarihte bir anma yaptık. Ve o anmada da sadece ve sadece idama gitmeden önce ailesine yazdığı mektubu okuduk. Hı hı. İşte buradan bak, dikkat et, biraz önce dedim ya, Turgut'a da aynı şeyi yapıyorlar ya da işte Zeynel Odabaşı'na ya da başkalarına falan yapıyorlar. Önce bir suç yaratıyorlar, suçlu yaratıyorlar. Suçludan suça gitmeye, oradan suç çıkarmaya çalışıyorlar. Tam hukuka da ters bir şey falan. Biz de bunu hukukçulardan öğreniyoruz tabii ki. Ondan sonra diyor ki, mesela diyor, biz diyor işte dev yolla beni ilişkilendiriyorlar. Ya dev yol diye bir örgütün olması 40-50 senedir yok yani. Dev yolu yeniden kuruyorsun sen diyor. Veysel Güney'i anmasını yaptın, mektubunu okudun. Ne bileyim işte 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü anması yaptılar diye iddianame de var, biliyor musun? Çok ilginç bak. Bunlar hakikaten, yani şu an sinirinden belki de gülümsüyorum yani, vesaire. 8 Mart'ı organize etmişler diye yargılanıyorlar. Abi 25 Mart kadına yönelik şiddetle ilgili gün hani ve 11. ay 25'i. Kasım. 25 Kasım hani kadına yönelik. Onunla ilgili anmada ya da iki laf ettiler diye, iki söz söylediler diye
terör örgütü gibi falan ya da işte bunları terörist gibi değerlendiriyorlar falan filan. Başka mesela IŞİD'in Kobani'ye yaptığı katliamı protesto ettiniz, bu suçtur diyorlar. Evet ya. Onlara göre abi çünkü IŞİD, ya nasıl IŞİD'i sen protesto edersin yani şimdi Kobani'ye yani ha düş daha düşecek diyordu değil mi? Düşmedi. Düşmeyince vay sen de bir de onları katledenleri protesto ediyorsan hadi bakalım deyip dava açıyorlar. 2 Temmuz Madımak anmasına katılmayı, bak 2 Temmuz Madımak anmasına katılmayı 37-38 Dersim soykırımını protesto etmeyi bile iddianameye koymuşlar. Şimdi 37-38 Dersim soykırımını suç olarak görüp iddianameye koyanlar, koyduranlar ya da onların memurları hani birkaç yıl önce vardı ya Dersim'den özür diliyorum demişti, hatırlıyor musun? Hani sahte bir özür vardı ya, hani işte ana muhalefet partisi başkanının Dersim'de olmasından ötürü onu hani köşeye sıkıştırma taktiğiyle falan filan, bak ben özür diliyorum, Bay Kemal de özür dilesin diyordu ya. Lugat'ta böyle bir şey var. Burada soykırımı protesto edenler hakkında davalar açılıyor. Yani bütün buradan ve üstüne üstlük bütün bu söylediğim hani saydığım Malatya şubemizin Pir Sultan şubesi, ben de biliyorsun Pir Sultancıyım. Hepsi izne alınmış biliyor musun? Yani orada valilikten hepsi izne alınmış ve yasal şeyler dernek binasının içinde, derneğin önünde ya da mezar başında ya da işte meydanda belli yerler vardır ya, oralarda yapılmış şeyler. Şimdi tabii ne oluyor? Yöneticilere davalar açılıyor. Kapılara çarpılar atılıyor. Halen çarpılar atılıyor. Onlar çocuklar olabiliyor falan filan. Mezarlar kırılıyor. Mezarlar tahrip ediliyor. Yıkım kararları veriliyor. Yurt içinde ya da yurt dışında olması da fark etmiyor işte. Yani oradan da gelenleri burada yakaladılar mı şey yapıyorlar. Gözaltına alıyorlar. İçeri atıyorlar. Baskı politikaları falan uygulanıyor. Ama bence aslında şöyle bir şey anlamıyorlar ya. Yani ya da anlasalar bile anlamamış gibi davranıyorlar. Yani gözlerini o kadar büyük bir kin, bir nefret kaplamış ki şunu göremiyorlar. Şimdi bu tarih boyu bunların ecdatları var ya, ecdadın dedikleri, övündükleri, miting meydanlarda söyledikleri. Bunlar inkar ettiler. Bunlar baskılar kurdular. Şeyhülislam fetvaları düzenlediler. Padişah fermanları düzenlettiler. Daha sonra diktatörleri geldi. Onlar katliamlar yaptılar, soykırımlar yaptılar, idamlar yaptılar, derileri yüzdüler, kılıçtan geçirdiler vesaire. Her türlü politikayı, her türlü vahşeti uyguladılar ama dikkat edersen yine de kimseyi susturamadı. Evet, biz tarihin çeşitli dönemlerinde kısmi yenilgiler alırız. Ölenler de olur, bedel ödeyenler olur, yaşamını yitirenler var. Ama bir şeyi göremezler, biz çöktüremezler. Biz çöktüremediler bundan önce, bundan sonra da çöktüremediler. Teslim alamadılar, teslim de alamayacaklar. Memur savcılar olabilir, memur hakimler, yargıçlar vesaire olabilir. Onlar maaşlılar olabilir ama gözaltılar yapabilirler, tutuklamalar yapabilirler ama asla kazanamayacaklar. Allah yoldaş, aslında bu son söylediklerinle bir kapatalım diyorum. Çünkü en güzel laflar bunlar. Bunlar bize diz çöktüremezler. Bunlar bizi yıldıramazlar. Yani onlar nasıl ecdatlarını filmlerde böyle güzel güzel gösterip piyasaya parlatarak tarihlerini farklı bir şekilde yorumlasalar da bizim tarihimiz gerçek kültür, gerçek sanat, gerçek edebiyatla yaşanmış bir tarihtir. Yani bizim tarihimiz sazıyla, kitabıyla, asasıyla yaratılmış bir tarihtir. Onların tarihi kılıçlarla, vırkırla, başkalarının malına, mülküne, eşine, işine göz dikerek yaratılmış bir tarihtir. O, bu açıdan tabii Malatya'da işte Gazi Mahallesi, Osman Gazi diyor orada. Şimdi Osman Gazi'de veya birçok alanda Alevilik adına, devrim adına, sosyalizm adına,
mücadele eden tüm güçlerin önünde şu an böyle bir eğiliyorum. Onlar dik duruyorlar gerçekten. Helal olsun diyorum. Senin güzel açıklamaların tabii gidişatı biraz karışık da olsa 4 kapı 40 makam benim açımdan çok önemli. Her yerde konuşuluyor ama çoğu anlatamıyorlar ama sen çok güzel anlattın. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık bu konuda. Evet. Koçgiri'yi de zaten herkes anlatmalı. Her Alevliğin görebilir. Çünkü gerçekten orada cana kıydılar, can kırımı yaptılar, katliamlar yaptılar. Unutulmaması lazım. Unutulursa sürekli yenilerini yapıyorlar. Sonra bu son siyasal süreç meselelerinde de şöyle de bir soru sorayım da kapatayım yoksa yanlış olur. Sen hala umutlu ve dik duruyor musun orada? Ya biz aslında biraz önce söylediğinde var. Tarihi hiçbir dönemde diz çöktüremediler. Teslim alamadılar. Biat ettirmediler. Asla o korkuyu falan yaşattıramadılar. Onların düşündüğü hani o teslim almayı şeyini yaşatamadılar. Ve bunu yaparken bir cümleyle bitireyim şöyle. Bu umudu biz hiç yitirmeyeceğiz. Yani mutlaka o maviliklere süreceğiz var ya Nazım'ın söylediği gibi. O onlar sürülecek. Hiç şey değil. Ama bir şeyi daha da haksızlık etmeyelim. Bu haksızlıklar, bu zulümler, bu hukuksuzluklar, bu uygulamalar sadece biz bahsettiğimiz bizim Alevi toplumuna, Kürt toplumuna yapılmıyor. Bak Boğaziçi öğrencilerine yapılıyor. KYK'larla memurlara yapılıyor, emekçilere yapılıyor, sendikacılara yapılıyor. Her gün kadınlar öldürülüyor, gençliğe yapılıyor. Yani basın mensuplarına yapılıyor bu zulümler, bu şeyler. Aydınlara yapılıyor. Yani her yerde ayrımcı, baskıcı, böyle bölücü bir politika var ve bütün bu güçler mutlaka ve mutlaka o umudu taşıyorum. Mutlaka bir arada ilkeli bir birliktelik, bir dayanışma, bir mücadele satı, cephesi kuracaklar, örecekler ve demokrasi yollarını, her tür demokratik yolu deneyerek de bu ceberrut anlayışa mutlaka uzak ya da yakın süreçte mutlaka son verecekler. Ona inanıyorum. Diyorum o zaman yani evet, bizi izleyen bütün canlılara, yoldaşlara, dostlara da sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum diyorum. İyi akşamlar diyeyim ben. Sen bitir o zaman. Evet. Erdal hocamın, yoldaşımın, abimin ikinci bir kitabı çıkacak yakında. Mayıs ayında. Yani kendisi iyi bir araştırmacıdır, iyi bir yazardır. Hem aynı zamanda yalnız yazmak, araştırmakla yetinmeyen, hemen hemen her mücadelenin alanında olan, faaliyet yürüten, ezilenlerin, mazlumların, kolundan tutulması gerekenin kolundan tutan bir zihniyete, bir mücadele geleneğine sahip birisidir. Ve bunu her alanda gösteriyor. O açıdan seni bugün burada konuk etmek, senin fikirlerini dinlemek, senin perspektiflerini göz önünde bulundurmak bizler için çok onur verici bir durumdur. Eyvallah, sağ olun. Bir Demi Muhabbet programının yine sonuna geldik. Yarın bir konuğumuz daha olacak. Bu yine Türkiye'yi tartışacağız. Biliyorsunuz gündem çok hızlı. Yani Türkiye'de çok şeyler oluyor ve çok değerli bulduğumuz insanların fikirlerini muhabbetlerimize taşıyoruz. Alevi Derneği'nin kitlesi size verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Yönetimdekiler de teşekkür ediyorlar. Onlar da yazmışlar. Ben onlara enişten sevgilerimi yolluyorum. Aşk ile diyorum. Evet. Oldu. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.